Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve bir yandan tıkınıyorum. Nasılsınız gençler? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Ya bu dünyada nerede kaldığımı unutmuşum ya. O kadardır girmiyorum. Gelecek gelecek. Hatta dur, gelsin. Şimdi en son nerede kaldığımızı hatırlayan var mı? Oradan devam edeceğiz. Sea, baskın basanındır. Haber? Yayın izliyor. Köfte köfte değil bir de. İdare Yeni eder başlamış. ya. Çok profesyonel bir adam değil ama. Yani. Bir de kel. Kel olmak artı değil mi ya? Bak Şey. ve... Artı kısmı olsaydım ama. Değil mi? Düşününce senin moderatörlüğünü yaptığın yayıncıların çoğu kel galiba. Bir düşüneyim. Redo'yu da kel sayabiliriz. Aa, bakayım. Zaten iki kişinin moderatörü falan mı? Evet. Yok. Alp'in de moderatörü ama Alp kel değil. İşte çoğunluk dedim o yüzden. %60 doğru. Doğru, %60. Yalnız bu durumda Alp %40 oluyor. Teknik olarak %63, şey %66 demen lazımdı. olsun. Alp'e %6'yı çok mu görüyorsunuz siz? Bunlar hep saçtan değil mi? Yani. Eskiden sadece yayın yapamazdım. Şimdi yayın da izleyemiyorum. Hayda. O kadar mı? Yazık lan. Helal, vallahi o kadar kötü ha. Oğlum benim bile internetim 20 megabit yani. Sen de bir şeyler ayarlarsın kendine ya. Gonya'da yaşıyorum bir de ben. İstanbul'daki evde de, buradaki evde de yok fiber. Bende fiber var ancak fiber VDSL. bağlatmadım. VDSL de yok bu arada. DSL vardır herhalde. TürkNet Şu daha an ucuz bu geliyor. TürkNet mi kullanıyorsun sen Köfte? Ha. Ben de bağlatacağım ya ama modem lazım işte. Benim tavsiyem Çin'den al. Çok daha Tamam. uygun geliyor. Bekleyemem o kadar. Aa, indirme yapıyormuş oğlum Steam. Lel. Unutmuşum Bak, Steam falan. AliExpress'te çok güzel modemler var. Onlardan al bence. 100 liraya falan denk geliyor. Çok para. En ucuz Türkiye'de en dandik VDSL modem bile 200 lira. Evet. Bedavaya buluruz ya şeyden, Ve eşten dosttan. network özellikleri çok kötü. VDSL veriyorlar. VDSL. Benim VDSL modemimde 1 gigabit port yok. 100 megabit var. Yeter zaten VDSL'e. Yetmez. Niye yetsin abi yani? Fakir miyiz biz? Evet. Fakir olmasam zaten gigabit portlu olmalıydım. Abi benim için VDSL öyle kaç? bir port hiçbir işe yaramaz çünkü ben lokal ağda da çok fazla veri aktarıyorum. Tamam, konuşmuyorum ya. Küstüm. Zaten sus sen. Aa. Abi yani geçin TürkNet'e yani bu kadar 8 alıyorum 4 alıyorum falan diye aldıysanız 35 alın.
Ben 75 alıyorum. Oha. Parasını 10 lira üstünü verdin mi o veriyor ki. İstanbul'daki evde internet yok ya. Şu an yani hiç yok. O yüzden İstanbul'da modem kendi bu. evinde mi kalıyorsun? Bağlattırın abi. Ben CEO'suna Twitter'dan yazıp zorla kendi mahalleme altyapı bağlattırdım. 7 tane normalde bir ayda bağlanmayan altyapıyı 7 kişi gelip bağladılar. 7 ekip. Yani çok zor bir şey değil. VDSL Yapmasa altyapı bileceksin. mı? Fiber çektiler lan direkt. VDSL falan da değil. Kendi evim, evet, köfte. Kendim. Port olmadığından mı internet bağlayamıyorsun? Ya, yeni taşındım. Ha. Ha. Nerede oturuyorsun? Bana yakın mı daha doğrusu? Onu sorayım sadece. Sana şimdi göreceli yakın. Şey, Bostancı Köprüsü'nün orada da yakın yani ya. Bostancı Köprüsü mü? O neresi ya? Çok İstanbul'u biliyormuşum gibi atlayayım şöyle. Köfteye dur bakayım. Benim evden çıkıp köftenin evde olmam herhalde 1 saat sürmez. Bir saat fazla bile. Ben Öyle buradan deme köfte. 20 dakikaya Bostancı Abi. Köprüsü'ndeyim. İşte bak bizim evde Bostancı Köprüsü normal şartlarda yürüyerek 15-20 Hayır. dakika normal şartlarda yürüyerek. Minibüs yoluna tarafta mısın yoksa diğer tarafta Hayır. mı? Üstündeyim, yukarıdayım. Aa, tersteymişsin, tamam. Bu Kadıköy dedikleri mi? Bostancı Kadıköy. Kadıköy'ün bir Sen ilçesi, çok evet, en son. alakasız şekilde gidiyorsun bu arada. Evet, bu arada Bostancı Kadıköy'e bağlı. Tek. Tamam. Ama ben Ya. Bostancı'da oturmuyorum. Kadıköy'de değil Yani yani. İstanbul'un neresinde olduğumu sorusunu şöyle yanıtlayayım. Bostancı Köprüsü'ne 20 dakikada gidebiliyorum. Bu kadar. Daha detaylı bilgi alamazsınız. Luna Park. Direkt onu görüyorum. Luna Park aşağıda kalıyor. Oraya da 20 dakika mesafedeyim bu arada. Sen Luna Park'a İşte de gidebiliyor musun? 20 Otobüs dakika falan var mesafe mıydı? değilsen. Ay, Marmaray var. Bakalım. Ana doğru da. Senin ev Marmaray'a da yakın tabii. Abi ben bu İstanbul mantığını cidden çözemedim ya. Böyle bir saat falan yakın kabul ediliyor. Evet. Bir Bir saat. saat. Bir saat iyi süre bu arada. Bir saat bayağı iyi bir Yani süre. abi ben burada bir saat gitsem sövüyorum adamları bir saat diyorlar. Ama sen Ki bir orada saate ben gidebiliyorsun. abi ben burada bir saatte kalkıp Eskişehir'e gidip evde yemek yiyip geri gelebiliyorum. Tamam, ben diyorum mesela sen orada 1 saat gidiyorsun. Burada gidemediğin için 1 saat sürüyor zaten. Bak, gitsek biz de sıkılırız. Abi Bursa'da bir saat çok uzak değil. Bindim otobüse. Sizin üniversitenin oradan yola çıkması zaten bir saat sürüyor. Bursa'da bir sistem var. Her şeyi üniversitenin oraya toplamışlar. Her toplu Aha. taşım. Evet Önce evet ben de. üniversiteye gidiyorsun. Üniversiteden gideceğin yere gidiyorsun. Evet ben de aynısından muzdaribim. Şey yaptım geçen, Bursa'da kart aldım, tam kart. 16 lira da içine yükledim. Ve hiç kullanmadım. Yani isteyene satarım. Abi 5 lira falan basıyor ya. Zaten 16 Bu arada ve 3 gençler, bu basın yayını ne falan. yapalım? Dünyaya havaya uçuralım. Olabilir. Blood Mage'e aslında yapmam gereken şey Blood Mage'e girişmek kaldı teknik olarak da. Projeyi bitirmek için. Şu an Blood Magic bilgim sıfır. Ben gezmek için geldiğimden ilk aldığım için 5 lira basıyordu. Sonradan azaldı zaten bastı. İşte o kapının bağlantısı okey. Sadece ışınlanma tarafı kaldı. Onun için de Blood Magic lazım. Alsın kullanıyorum. Hey gidi Blood Magic hey. Ne de güzeldi. Ya bu arada Sen Descartes daha ne dedin Environment işte bunlar? kullanmıyorum aslında. Köfte Zaten senin benim... işletim sistemin ne şu an? Ha? İşletim sistemin ne? Arch. Ha, arkada mı yayın yapıyorsun? Ha, Arch'ta yayın Ha yapıyorum. zaten üstteki bar görünüyormuş ya. Hani lütfen. Sen köfteyi hangi işletim sistemiyle tanıdın? Ark. Niye soruyorsun tekrar hangisini? Zaten benim senelerdir ARP kullanmamın bir sebebi varsa o da köfte. Şey, alsın bir masaüstü yöneticisi değil, pencere yöneticisi.
Valla hatırlamıyorum. Medium voltajda kalmıştım bu dünyada da. Bu dünyada kapı bittikten sonra çok devam etmeyeceğim gibi duruyor. Böyle Victorian bir şey oluştur bence. Bir tane world oluştur. Oraya kur base'i. Bak. Base'deyim zaten. Ya bu base değil. Bu TARDIS. Bunu boş versen. Doktorun evi neresidir? TARDIS'tir. What? Aslında bir Gregtek 6 paketi oluştursak mı canlı yayında? Oluştur. İzleyelim. Ne dersiniz gençler? Birisi JavaScript yaz demişti. Bence gayet mantıklı bu arada. Döverim. Köfte JavaScript'ten nefret ediyor. Köfte en Aynı son muhabbeti ben yapmıştım. bir yerde oturmuştuk, hatırlıyorsun değil mi? Ha? Ondan sonra JavaScript yazmaya başladım. Geçmiş olsun. Yok öyle deme, iyi para kazandırıyormuş ha. Kazandırıyor Kazandırıyor da mu? ruhunu satıyorsun beraberinde. Yapacak bir şey yok. Herkes bir şeyini satıyor. Biz de ruhumuzu satalım. Gerçi daha kötüsü de olabilirdi. .NET de Ya. yazabilirdin. Hem de .NET Allah Core korusun. değil. Düz .NET. Abi .NET Ses. Core. Hiç fark etmez. Ses. Ne Geliyor. haber? Yo. JavaScript dediniz, ben geldim. Şimdi bugün Fransızlı bir ekiple bir şeyini düzelttim. Code base'ini düzeltmeye çalıştım daha doğrusu. Yani böyle Eslint gibi şeylerin neden var olduğunu falan anlıyorsun. Böyle adam şimdi bu çift tırnak kullanacak, tek tırnak kullanacak, her yerde farklı kullanıyor. İşte const var, let var, hepsini farklı farklı yerlerde kullanıyor. Ya böyle çıldırıyorsun, bir yerde tab kullanmış, bir yerde space kullanmış, çok değişik gözüküyor kod. Ay, en sevdiğim. 8, tam 8 saat şeyle uğraştım, kodu düzeltmekle uğraştım bütün şeydeki. Ağlayacaktım, çıldırdım Anlayabiliyorum. böyle. Abi ben birinci sınıfların şeyini giriyordum arada bir. Derslerine gidiyordum. Şey derslerine. Orada yardımcı oluyordum hocaya. Abi çocuklar çok tav. Tem artı şey space'i karışık kullanıyorlar abi. Kodu düzelteceğim diye böyle bir Evet. temi siliyorsun, bir space'i siliyorsun, Abi çok tuhaf olmuş. sadece sen JavaScript'i kim seviyor? Frontend'çiler seviyor. Dünyanın en büyük yalanı. Yalan abi, JavaScript'çiler bile JavaScript sevmiyor. güzel bir dil değil yani. Seven varsa hiçbir programlama dili daha önce kullanmamıştır. Abi JavaScript seven birine denk gelmedim mi? Bak adam 10 yıldır JavaScript yazıyor. Bir Senior söyleyeyim, Frontend JavaScript seven Developer. birine denk geldim. Yalan Ama söylüyordur. bir kişiye denk geldim. Abi güzel bir dil değil. Gerçekten dizaynı falan güzel değil. Bence gayet güzel. Hayır. Neyse bu çok tekniğe doğru kayıyor. Functional programming seviyorsan çok güzel Abi function programming seviyorsan Lua kullan. ya bilmiyorum hiç Lua yazmadım. Rust. Bakmadım da. Rust kullanabilirsin. Ney? Rust. Ona da Hafif bir bakmadım. Haskell havası var içinde. Benim kod siteğim, tek siteğim daha doğrusu Python ve JavaScript'ten ibaret şu an. Python ve Kızıl tavşan. Java. Ayş. Ha, bu Buğra arada seni dur. Ne bir diyecektim? gün Ben bir adet esoteric language yapmayı planlıyorum. o ne? Lua, bu arada biri Lua kaldı mı diye sormuş. Lua kaldı. Lua hala da. Lua ölmeyecek de bir dil düşününce. Ya Lua static type olmadığı için ben çok da ısınamadım bazı şeylerine ya. Hani uzun vadede güzel olmuyor bence. Buğra seni Java'ya Yani çekelim ya boş ver. struct falan yok ya onda. Bayağı bir sıkıntı çekiyorsun. Ne yaparsın? Niye? Mesela şey var. Meta table falan var da tam bir struct şeyini vermiyor. Hani kasıyorsun onu implement edebilmek için. Ve hiçbir zaman da tam istediğin şeye ulaşamıyorsun. Abi static typing'e niye ihtiyaç duyuyorsun? En basitinden struct kullanmak için, struct için bir tip gerekiyor. Dur bakayım strike neymiş. C'de struct var ya. Klas'ın amcasının oğlu. Ha. Pardon, Klas'ın amcası direkt olarak.
Bilmiyorum, ben C'de yazmadım hiç. Oğlum. Gerekiyor yani. Green önerdiği modlar neydi? Neredeydi? O zaman sen static typing yapamadığın dilleri sevmiyor musun? Yok. Belirli bir şey olsa hani mesela TypeScript'i bilirsin. JavaScript'le uğraştığın için. Evet. TypeScript'in mesela şeyi hoş hani. Şeyi var, böyle bir özelliği var da. JavaScript güzel değil. TypeScript'te de bir dil diyemiyorsun ama işte. Dil diyemiyorsun tabii. Orada emkiliz. Beersden'in mod paketi nasıl? Efendim? Beersden'in mod paketi. Ben Light'ı oynamıştım. Fena değil ama bir tane modu çıkarmıştım orada. Gece yatmana izin vermiyordu. JavaScript'in, bu arada JavaScript'ten herkes nefret eder. Herkes JavaScript bilir. Sebep evet. Özellikle web'le uğraşıyorsan JavaScript bilmeden evet, kullanamıyorsun. Şu son sıralar ama şey var. WebGL falan var ya. Hı-hı. Bir de WebAssembly. Evet. O olaydan sonra belki biraz kalkabilir o. Hani statically type şey oluyor. Diller yaygınlaşıyor ya onda. Çünkü zorunlu. Mesela JavaScript kullanamıyorsun onda. O tür şeyden JavaScript'ten de kurtulabilirsin hani. Ya hiç kimse öyle söylemiyor ama alttan o bir hava var yani. Abi JavaScript'ten kurtulmak kolay görünmüyor şu yakın gelecekte. Yakın gelecekte değil zaten ya. Zaten WebAssembly'de o kadar şey değil. Yaygın değil zaten. Abi ama mesela adam mesela iki boyutlu bir oyun yazmıştı Rust'ta. Direkt Rust'ın şey desteği var, gömülü desteği var. Gömülü değil de hani anladınız siz onu. Direkt WebGL'le dönüştürdü. Şu an web sitesinden de aynı oyunu iki boyutlu şekilde oynayabiliyorsun. O iki boyutlu oyunu. Bunlar hep bakmam gereken konular. Boş ver bak. Her şey canvas denen bir element üzerinden hallediyor. Çok hoş ya. Canvaslar. Çok çok kavram çıkıyor çok hızlı bir şekilde. Yetişemiyorum artık. Yaşlandık. Ha bu arada gençler. Dediğim gibi. Esoteric language yazmayı planlıyorum. Hala ne olduğunu bilmiyoruz. Geek diller var ya. Mesela Shakespeare, Brainfuck, Arnold. He, Brainfuck dedin okey. Abi Brainfuck. Hello World programına hiç baktınız mı? Müthiş bir şey ya. Bu arada benim Shakespeare bildiğimi biliyor musun? Yok. Shakespeare yazabiliyorum. O Shakespeare tam olarak ne oluyor ben bilmiyorum. Sana örnek bir Shakespeare kodu göstereyim canlı yayından. Benim de çok sevdiğim bir tane Esoteric Language vardı. Onu bulup atacağım size. Adını unuttum iyi mi ya? Köfte sen bilirsin. Mesela değişken tanımlarken I has a bla bla diyorduk. Ha lol. Lol değil mi ha? Ha? Bu arada bu Shakespeare kodun yaptığı şey sonsuz e yazıyor. Bu arada köfte iki tane vim kurulu değilse hani bir new vim bir de vim kurulu değilse direkt vim yazabilirsin new vim için. Evet. E alıştım ne evim yazmaya. Evet bu benim Shakespeare kodum. Ben bunu göstermiştim ben ne olduğunu anlamadım. Sonsuza dek E yazıyor. Mut. Çalıştırsan abi. Şu an terminalde sürekli E yazıyor. Evet. Dünyanın böyle bir şeye ihtiyacı var. Daha yayına gelmedi aslında. Girir geldi şimdi. Ya. Kesinlikle ihtiyacım olan şey. Vallahi ben herkese LOL kodu öneriyorum. LOL. Abi, daha güzeli var. Arnold C.
Abi bu arada Brainfuck gerçekten kullanılmış yani. Amacı varmış. Adam bir tane derleyici yazmış onunla. Bu arada Arnold C. Yapan adam. Örnek kodlar, keywordler. You are not you, you are me. The top next sense. Level play. Bir aralarda döner diye vardı yanlış hatırlamıyorsam. Öyle mi? Döner miydik? Dönerdi galiba ya. Dur bakayım bulursam açacağım. Türk yapımı ise dönerdir. Yunansa gayrı. Kebap da olabilir. Grain arkadaşı Overmind Grain sitesine şey ekledi. Bu GTK teması falan seçiyorsun ya, karanlık tema falan. Ha. Onun sistemden algılıyor artık, CSS yeni bir özellik geldi. Tarayıcı senin karanlık tema seçip seçmediğini algılıyor. Ona göre CSS yeni bir özellik veriyor. Şey yapıyor işte. Oradan şey yazdıysan, medya query yazdıysan bilirsin, medya query'sinde sinteksiyle şey yapıyorsun, karanlık tema oluşturuyorsun. Hiçbir JavaScript'e gerek duymadan. Bayağı hoş oluyor. Valla Green sitesi dolaşması biraz zahmetli, bazı noktaları bulması zor da genel olarak güzel. Overmind diğer yazmıştı sanırım bunları. Klavye yarışından kastın klavyeyle hızlı bir şeyler yazmaksa eğer, ben kaybederim onu. Disleksik ben adamım bilmiyorum. Lan. Ben bayağı hızlı yazıyorum ya. Disleksiyim. Direkt doğuştan dezavantajlıyım. Evet, Shakespeare yazarken SSH yazan adamdan bahsediyoruz. Ha. Köfte, siz çalışıyor musunuz mu hala? Aynı iş yani. Ha. Nerede? Yok değil mi ofis? Evet, yok. Ek olarak şey, birkaç tane freelance işim var ek olarak. İş için. Güzel, sigorta yapıyorsan ben de geleyim. Ama Django yazmıyorum biliyorsun. Aa, olmadı ama şimdi. Ya ben Flask'çıyım. Flask var, Django var. Flask daha ufak işler için değil mi hani? Abi yani. Flask daha iyi, ufak işlerde daha başarılı, evet. Önemli olan buydu, değil işlemi desem. Şimdi. Umarım akşamları millete bunu demiyorsundur. Buğra. Oğlum ben Ankara'da 2016'da ODTÜ'de konuşma yapıyorum. Mikro denetli işler hakkında. Bu cümleyi kurmuşum orada stresten ama ben hatırlamıyorum. Kayıtta gördüm. 200 kişi dinliyor. Demişim ki şey, Arduino Nano'yu gösteriyorum. Diyorum ki bu Nano işlevi boy değil işlevi. Konuşamadım. Fast lift decay. Salondaki gülme gülüşme seslerini de mi duymadın? Oğlum o kadar stresliydim ki. İlk bu arada Great Tech 6 için IC2 normalde gerekmiyordu değil mi? Gerekmiyor. Ama ekleyeceğim ben yine de. Çünkü IC2'nin nükleer reaktörlerini istiyorum. Nükleer reaktörler var artık GreyTech'te, yanlış hatırlamıyorsam. Nasıllar? Yeni güncellemede reaktörle ilgili bir şeyler vardı. Ama kendi reaktör mekleri tam hatırlamıyorum. İstersen bir changelog'tan bir bak. Bu arada Minecraft kaçıncı versiyonda? Şey efendim? Ama reaktörle ilgili bir şey vardı, çok eminim. Dur bir sorayım Grey'e açıkça. Abi yazılımda para var dediler. Aynen he. Minecraft kaçıncı versiyonda şu an? 1.7.10. Hayır yani. 1.7.10. 1.13 olması lazım. 1.7.10. Ya Minecraft kaçta? İşte 1.7.10'da. Sonrasında çıkartmadı mı? 1.14'te. 1.10 çıkarttı mı? 1.14 çıktı işte. 14 mü? Yo. 1.7.10'da daha... değil. Köfte, ben 1.6'da kalmasını yeğlerdim. Unleashed zamanında. Kardeşim hiç betadan çıkmasına gerek yoktu ya bende. Beta başta. 1-2-5. Lütfen. 1-2-5.
Greg eklemiş bu arada reaktörleri. Bidon 5 de var. Nasıl çalışıyor oradaki reaktörler? Aynı değil mi? IC2'daki gibi mi? Soruyorum. Ama bidon 4 modlu. Bidon 5'i tanıttılar daha geçen Java şeyinde. Zımbırtısında. Peki Minecraft'a benziyor sadece... dedi. IC2'dakine mi benziyor? Benziyor dedi ama GUI yokmuş. GUI. Bakarım. Greg'le nereden konuşuyorsunuz? O da mı Telegram kullanıyor? Ama ne Telegram'ı? IRC. Hadi, bırakmak için uğraştım. Discord değil, IRC ama... kanalı var Greg'in. Esper'de... Ama hiçbirini bulamadım, kitleyemedim işte. 17 kişi zaten IRC kanalında, bir kişi de bot zaten. Allah Allah, bu benim yayınlarım gibi galiba. İki kişiyiz, bir kişi de bot zaten, biri de benim. Lan. Paketi hazırlarsan neden hazırladığımda neden vermeyeyim? Minecraft'ı sadece Java ile mi modlayabiliyoruz hala? Kotlin ile de modlayabiliyorsun. 0.8 oğlum lan. Ortalama yayınlısı. Kotlin ile de mi kodlayabiliyorsun? Evet. Kotlin desteği ne zaman geldi lan? Uzun hikaye o. Şey mi? Resmiyle sikliyor mu? Okay. Official değil galiba official ya. Official değil, ondan... official değil. Benim şey, ondan. Aracı bir kütüphane ile kodlayabiliyorsun. O şey olabilir mi? Fabric Language Kotlin. O olabilir. Fabric olabilir. O Murat'ın kendi sonuncusu. Biz şey yapmıyoruz. Sen Factorio'yu biliyor musun? Efendim? Factorio oyunu. Ne dedin? Factorio. Factorio'yu biliyorum. Oynamadım. Çok oynuyor onu da. Ondan sordum. Bir ara bulaşacağım. Bana biri hediye etti onları. Ben de oynayacağım bir ara. O Fransız takım vardı da dediğim. Oradan biri. Hem Reward hem Factorio'yu. Greatek 6'yı indirek. Get all open. Skip. Downroad'u! Motherfucker! Evet, demoyu oynayacaktım bir arada, ben sor bu aralar oyun oynayabiliyor musun diye. Bu arada Grey'in, Grey'in IRC kanalı Beerste'nin Discord kanalına bağlı. O biliyorum. Bot o yüzden var. Beerste'n ki? Greg Tek 6'yı deli gibi oynayan biri. Daha doğrusu Greg Tek'i. Yabancıların köftesi mi yani? Galiba. Emin değilim. Look alive, look alive. Ama kanal, yani Beers'ten aslında 3 kişiden oluşuyor. Direkt bir aile, ana baba çocuk. Bayağı 3 kişi de Greg Tek oynuyor. Kutsal ruh da Greg. Greg Tek tam burada. Ranch motherfucker. Ben kaçtım Destiny gireceğim. Tamam, size iyi günler. Oğlum ben kaçtım Decimiyes'e gireceğim, anladım. Tövbe tövbe. Tövbe bismillah. Tövbe. Murat beni aldı galiba. Ve ya ben zaten şüphe ediyordum. Yay. Ben zaten şüphe ediyordum. Furkan'ın falan köftenin chatini yazdıklarından sonra da sende bir şeyler var galiba cidden Burak. Aman be. Kadıköy beni çok bozdu. Bozmuş. Neyse de. Vay be. Hadi baş baş. Asiye'yi bizi unutmuşuz. Ne? Adam ne güzel yazmış bak. Greg Tek 6'da oynayan bir insan kadına saygı duyabiliyor mu diye.
Asıl soru şu. Ben anlamadım. Sorun Crytek 6 neydi? Oynayan bir insan insana saygı duyar mı? Ben duymuyorum şahsen. Ben anlamadım. Mazoşist diyor, mazoşist. He. Peki kadının konusu? Aynı mantık işte. Ana, yani baba, kalsın. Bacı, kardeş, gıydığımız can bizim. At bizim, avrat bizim, Ender silah bizim, can bizim. Köftesinin GitHub'ın vardı değil mi ya? GitLab'ım var. GitHub'ı da var. GitHub'ım da var da orada bir şey yok. GitLab'ın ne? Username'ini söyle bakayım. Tahmin et! Burada da commit'in çok eski. Nasıl lan? Son commit'in 13'ünde geçtiğimiz ayın. Hayır değil. O aya yeni girildik. Çok aslında. Fazla private depo var. Ha, private'ların commit'ini göstermiyor mu? Sen mi gizledin? Son commit'im 2 gün önce. Private depoların hiçbirini göstermez normal kullanıcıya. Son commit'im 2 gün önce. Gösteriyor ya. Ya sen açabiliyorsun, kapatabiliyorsun. O zaman tamam, öyle bir şey var da yani o private'dan çıkıyor. Private olmuyor. Ne canım, komitini görsün, ne zararı var? Komit attığını görüyor sadece. Komiti görmüyor. E sen onu diyorsun. Ha, statı görüyor sadece. Bizim şirket şey yaptı. Yani git, kendi git server'ımızı kullanmaya başladık. GTI ile beraber. Öyle olunca GitHub öldü tamamen. Şey var ya, ben ileride onu kullanmayı düşünüyorum. GitTi denen bir şey var. GTI işte. GitTi. Güzeldir o. Ben, bu arada şimdi bir bak. Tek de. Greg de şeyi kullanıyordu. Bu Go'da yazılan bir şey vardı ya, adını unuttum. Gox muydu öyle bir şey? GitTi değil miydi Go ile yazılan? GitTi işte. Ya GitTi işte. O değil ya. Bir tane daha var ya. Kırmızı logosu var böyle. Oo, bayağı commit varmış ha. Verilerinizi satıyorsunuz oraya buraya. Efendim? Verilerinizi diyorum. Amerika'ya veriyorsunuz. Yapmayın böyle. Açın kendi serverınızı. Parasını sen verirsen neden olmasın? İş güç sahibi adamsın. Ayıp be. Song request hayır atamıyorsun çünkü şarkı yok. Fox.io'da var şeyi. Böyle onu Twitch'te değil de YouTube'da yapman daha mantıklı olur. Oye, harika bir yerde spam olmuşum ve mouse hassasiyeti efsane. Ben normalde fare kullanmıyorum. Terraria falan oynarken fareyi takıyorum. Normalde 400 DPI kullanıyordum. 1600'e çıkardım. Çok az yer var diye. Gregorius T. GT6 mı? Ha. Aa, güzel. Demin neyle uğraşıyordum zannediyorsun? Yok, gördüm de bunu mu yani gözümden mi kaçırdım acaba diye düşündüm. Orada kapır mı vardı? Şeyi kapamazsın Railcraft'ın. Kapı... Ha? Railcraft'ın poor orları var ya, onları kapamamışsın. Yo. Grey'in başlangıç konfiklerini attım direkt. Ama orada şey vardı, kapır vardı. İşte kapır Greg Tech'ten. Or şeklinde. Ha, small or şeklinde. Ben pur gördüm. Tamam, doğrudur o zaman. Ben pur orada gördüm onu. At bizim, avrat bizim, silah bizim, can bizim. At bizim, avrat bizim, silah bizim. Ya direkt olarak Beers'lerin paketiyle mi girişsem? Paketleri güzel onun ya, ben seviyorum. Minimalist paketi var bayağı bir. Light paketinde. Çünkü şey, Greytek 6'yı bilmiyorum zaten. O yüzden ben yardımcı olabilirim. Mod ile mod paketi geliştirmek... Ne? Bilemedim.
şeyinde, açıklamalarında ve kitaplarında bayağı bir açıklayıcı bilgiler var. Biliyorum. Hani Wiki'ye falan hiç ihtiyacın yok ki, adam akıllı Wiki yok zaten. Yaz bu... İlk başlangıçta gereken şey bir tane formül var. Onunla kazanda ne kadar kömür atacağını falan ayarlıyorsun. O zaman gençler... Kazan patlamasın diye. Bir o var. Bizden Davroudzu. Hangisi? Light oynayabilirsin. Difficult perks. Fastcraft sürümünü güncellemiyordu ama istersen kendin Fastcraft'ı kur. Halledeceğiz. En son ben dediğimde güncellemişti ama belki daha güncelleme almıştır. Köfte, senin bu Esso olan fikrin nasıl bir şey? Aklıma iki olasılık var. Bir, Türkçe cümle kurar gibi. Shakespeare gibi mi yani? Yok. Gerçi LOL kod gibi daha çok. Yani Türkçe cümle kurar gibi. İkincisi, biraz Arnold C. çakması olacak da, Cüneyt Arkın replikleri. Ha. Bu şey mi hani... en sonunda böyle işte setle cümleleri falan değiştiriyor. Sonra gerçekten bir programa derliyor. Bu mu bütün olayı? Ya, ufak bu arada iki tane instance'a çıkmış bende. Okay. Şimdi edit instance. Fastcraft'ı güncellememe gerek var mı? Şeyine, sürümüne bak. Güncel bir sürüm varsa onu yükle istersen. Çünkü benim eklediğim modlardan biri istiyordu Fastcraft. Hangisi hatırlamıyorum. Seni muhtemelen gerekmeyebilir. Cümle ya şu an Fastcraft var mı bunda? Yok var ama şeyi, sürümünü güncellemiyordu. Bende çalışıyor diye şey Beers'ten. Ben söyleyince en son güncellemişti. Chat'te artı 18 linki yasak mı? Maalesef yasak. Olaylı yoldan VPN lan falan. Greater Community Edition'a... Greater Community Edition'a hiç bakmadım. Ben de hiç bakmadım, ne yalan söyleyeyim. Daha sonra biraz baktım da çok detaylı incelemedim. Greater 5'in 1.7... Çakma Minecraft sürümlerine portlanmış hali. Gibi gördüm. Evet, biraz öyle. Daha detaylı incelemedim. Options. Video settings. Frame rate'i 60'a sabitle. Önce bir Creative'den bakalım içeriye. Word type'ların neler? Önce bir mod listesine bakacağım. Bu arada şu an seslide olan herkes programcı değil mi? Yani bakış açısına bağlı olarak evet. Yay. Duruma bağlı olarak sağlıkçı da olabilirim anında. Bilgisayarları iyileştiriyorum falan. Ha? Bilgisayarları iyileştiriyorum falan. Yok, ben gerçekten sağlıkçıyım. Şey vardı ya, Steam'de bir tane oyun vardı.
While True Learn diye. Onu biliyor musun Köfte? Evet. Nasıl bir oyunu? Bitirdim hatta. Eğlenceli. Güzel mi? Eğlenceli. Shenzhen'a gibi bir şey mi? Daha çok görsel programlama yapıyorsun da. Ben almayayım o zaman. Şu oil şeyleri de birkaç ay önce eklenmiş olması lazım. GregTech'ten mi geliyor onlar? Hı-hı. Evet, GregTech'ten geliyor. Aa, Guildcraft'inkiler gibi geldi. Yok. GregTech de ekliyor. Ha, belki karışmış olabilir. Arada. Yani Guildcraft'inkini kapatmadıysan falan. GregTech şey bile ekliyor. Paketini aldım direkt. Guildcraft vardı onda sanırım. Varsa o kapamıştır. Şimdi vayla. Seni neyle ayarlayalım? Bir şey var. Oş. GregTech 6'da şu mağaranın altlarında şey çıkıyor. Bayağı bildiğin doğalgaz falan çıkıyor. Böyle kapalı bir yerde doğalgaz çıkıyor. Ve zehirlenebiliyorsun maruz kalırsan. Şimdi bakalım sen hangi moddansın? Guildcraft. Öyle mi? Hı-hı. Anladım. Ama var yani GregTech'in de. Bu arada o Black Sand'ler demir. Hmm. Magnetit olması lazım. O Black Sand'ler değerli. Hatta en kolay demir yapabileceğin malzeme diyebilirim. Evet. Şu an ne yapıyorsun? Etrafı dolaşıyor sanırım. Mod paketinin içeriğine bakıyorum. Mesela şu an benim ekranda bir sürü Black Sand var. Orası manyak bir demir yatağı. Tabii demiri normal işlemiyorsun. Orada oradaki oksijenden kurtulman gerekiyor. Karbondioksit olarak saldırıyorsun onu. Ben galiba tek kit oynayacağım ya. Yani. Twilight Forest varmış. Benim Light anlayışımdan çok yoğun, çok daha fazla yoğun bir paket. Redtick'in rayları. Realcraft var mı bu pakette? Yoktu sanırım. Yoktu. Ha, open compu şey open blocks var bir de. Tamam, Railcraft ekleyeceğiz. Railcraft'ı ben de eklemiştim ya. Pumps Harvest Craft var. Reactive Weapons var. Chisel var, Forestry var. Open Blocks olması da olurmuş ya. Sanırım ona bir tek Elevator için kullanıyordu. O zaman pakete bir Railcraft ekliyorum. Bunda sanırım şey de yoktu. IC2 da yoktu. IC2 vardı. Var mı? Geleceğim. Yep, var. Ama in the IC2 klasik var. Bu modların çakışma durumunu şey yaptılar mı? Düzelttiler mi? Hmm, bir saniye. Buradaki GregTech sürümü kaç? 6-11-5 6-11-17 Tamamdır. Pakete ne yapacağım buldum. Railcraft ekleyeceğim. Ve (gülüyor)
Project seneye giriyorum. Geldim. Müjde aldım. Ne kaçırdım? Benim bir sorumu kaçırdım. Bu modları çakışma durumunu çözdüler mi? Hangi modların çakışma durumu? Genel olarak ya, modlar çakışıyordu ya böyle. Item ID'lerden dolayı. O bayağıdır karşılaşmadığımız bir şey. Nasıl çözdüler? Unique ID falan mı kullanıyorlar? Yanlış hatırlamıyorsam yeni sürümlerde Minecraft'ın onu çözmüşlerdi. Ama yeni sürümlerinde. Çok saçma bir şey değil miydi çünkü yani aynı ID var diye çakışma. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeydi. Railcraft'ı ekleyelim, bir de Gregtek'i ekleyelim. Gregtek'in yeni versiyonu. Ve Gregtek'in eski versiyonu. Ranchu! Görüntünün geç gelmesi çok... Burası da kahveyi yenileyim. Kasamız uşis değil, düz Gregtek 6'yla devam edeceğim bundan sonra. Kışamacı şişti, başka bir ara, başka bir zaman. Önce bir Gregtek 6'yı öğreneyim, ondan sonra nerflerim. Gregtek 6'yı nerf demek. Şimdi başlangıç için çok güzel. Ama orada benim yayına şey kalite ayarı mı gelmiş? He he. MPV ile izliyorum. Hiç Twitch açmıyorum. Script'im var onu yapacak. Ha dur. Bir de önemli bir şey yapmamız gerekiyordu. Railcraft. Railcraft. Railcraft.
Bir de sende Open Computers var mı? Nöp. Open Computers'a çok ihtiyacın olmayacak. Ha? Tek altıda Open Computers'a çok ihtiyacın olmayacak. Çünkü öyle bir olayı yok ya tek altında. Olsun. Open Computers benim için olmazsa olmaz modlardan. O öyle de. Benim sesim harici ses gelmiyor değil mi? Yo. Mazoşist iptal değil, mazoşist sadece belirsiz bir süre boyunca asiye edildi. Belirsiz bir süre içerisinde önce geriye atıldı. Çünkü daha Greg Dekalti'yi bilmiyoruz. Yep. Bilmediğim şeyi de nerfleyemem. İnanma çok nerflemeyeceğim bir şeyi. Şey, Greg Tech dışındaki kısmı nerfleyeceğim o zaman. Greg Tech'in kanalında bir race vardı böyle. Mumble sunucusundan dahil Minecraft sunucusuna kadar kiralamış. Hatta kendi launcher'ını bile yazmıştı. Onda oynamıştık. O işte Greg Tech'i hani ultra zor bir paketti böyle. İşte geceleri zombiler kafasında TNT ile falan dolaşıyordu. Çok değişik değişik şeyler vardı. Genelde mob ağırlıklı bir zorlaştırma vardı da. Yani gece dışarı çıkamıyordun. Açlık olayı falan vardı çok değişik değişik. O Greg Tech 6'yı hiç ellememişti o reis. Tahmin edebiliyorum. Bu arada birinize görev. Chat'i okuyun. Ben Twitch kullanmıyorum. Yani tarayıcı açık değil bende. Buracığım. Dur okuyayım. Tabii şey yapabilirim. Gecikme solda yazıyor ya. O da olur. Great. O zaman... Nasıl ya? Ah, bir survival'a başlıyoruz. Senin username'in alt tire varmış ya. Hı? Enver Paşa yayın odasına giremiyormuş. Beni oraya al diyor. Niye alalım? Konuşlar arası işte. Evet gençler. Seed için şarkı adı lazım. Seed bize köfte. Şarkı adı olmak zorunda mı? Evet. Buldum. Böyle deli gibi bakma başım dönüyor. Into the black hole. Dinleyemeyenler için hata... Benimki daha iyiydi ama neyse. Pain'in dikabir. Tabii ki de canlı yayında açamayacağım. Öyle bir şey beklemeyin benden. YouTube'a atıyor musun bunları? Evet atacağım. Formatçı Manu mu? Ne alaka lan? Ha? Biri Formatçı Manu yazmış da. Bu onun kardeşi. He yok Manu yok burada. Gıyabında bu küçük konuştum. Versiyonu. Sanırım almazdım. Yay. Küçük versiyonu çöp yazmış. İstediğimi banlay... Doğru benim yetkim var. Ben banlayabilirim. Adada mı doğdun öyle? Ha? Adada mı doğdun? Öyle gözüküyor.
Seni 5,5 yıldır takip ediyormuşum köfte Twitch'ten. Zaman ne çabuk geçiyor be. Ama ya. Evet, adada doğmamışım. Black Granite. Black Granite şey mi? Yukarıda olan taşlar mı toplanabilir o? Buralar Black Granite'miş hep. Yok, hani şey oluyor ya, böyle taş oluyor elde toplayabildiğin. Hı. Ya ondan sonra onları topla. Onlar ama çok değerli zaten. Çünkü 3. seviye şey onlar. Efendim? 3. seviye yani elmas kazabiliyorsun onunla. Çok değerli o. Hı. Onunla kazma yaparsan bayağı bir şey kazabiliyorsun. 3. seviye son seviye. Burada sağ tıklayarak alabiliyorsun. Evet, fark ettim. Şimdi pikeksi nasıl yapıyorduk onu hatırlamaya çalışıyorum. Daha doğrusu pikeks demiştim, eksi. Ama 3 tane şeyle ama bir tane stick koyuyorsun. Birinden üfleme sesi geliyor. Adam nefes almayı kesti öyle deyince. Senden gelin. Yok, Greg'le kaldı böyle direkt. Şu an gelmiyor da yaşıyorsun değil mi? Görüm canım. Ya nefes almayı bırakmış. Evet arkadaşlar, pop filter'ı bu yüzden kullanıyoruz. Sende şu an mikrofon var mı köfte? Evet. Vay be. Ben de yıllardır var. Ben iPhone kulaklığı kullanıyorum. Dedim benim oğlumdan aldım. Çam. YouTuber'lar iyi para kazanıyor demek. Değil mi, değil mi? Evet, yıllık 0.2 cent. Ama 0.2. Ben uzun zamandır YouTube'dan bir şey kazanmıyorum zaten. 2 cent bile değil hani. Senelerdir yayın yaptım. Senelerce pardon. Şey, 25 lira falan kazandım galiba. Eskiden kazanıyordun bu arada. YouTube'un fiyat politikası Türkiye'ye göre uyarlanmadan önce. Bir de o zamanlar şey sana düşen pay büyüktü galiba. Pasta çok bölündü. Yanlış bilmiyorsam Türkiye'deki fiyatlandırma şey yüzünden hani az geliyor. Reklam veren yok. Ya şeyde YouTube'a daha fazla reklam veriyorlar İngilizce içerik çekenlere. Hı hı. Yanlış bilmiyorsam. Öyle. Tamam, o zaman doğrumuş. Şu an 3 tane Black Granite'im var. Onunla bir tane kazma yapıp 3. seviye bir şey gerektiren bir şey kazabilirsin. Ki oyunda belli bir süreden sonra çoğu şey onu gerektiriyor. Örneğin Granite'den bir ev yapmaya çalışırsan 3. seviye bir kazmasız bir şey yapamazsın. Yani kıramazsın onları. Ne güzel. Ve oyunda şeylere özel böyle işte hani İnsan eliyle üretilen, normal doğada bulunmayan taşlara özel bir kazma var ve daha hızlı kırıyor. Onu kullanmaya da özen göster. Çünkü iki olayı farklı şeyin hani. Normal maden yapmak için ayrı bir kazma kullanıyorsun. Evdeki blokları kırmak için farklı bir kazma kullanıyorsun. Güzel. O kazma hangisi? Adını hiç hatırlamıyorum. Bir de şey yapabiliyorsun. İşte örneğin steel'den bir kazma yaptın. Hı hı. O kazma ikinci seviye oluyor. Üçüncü seviye yapmak için ucuna üçüncü seviye bir gem takabiliyorsun. Gem tipped pickaxe muhabbeti değil mi? Evet. Ama sadece bu çelik kazmalarda oluyor. Yalnızca çelik. Construction pickaxe'miş. Evet evet, construction pickaxe doğrudur. Tamamdır.
Yapımı buymuş. Bu RAW olayını falan biliyor musun? Efendim? Hani PX'lerin başında falan RAW yazıyor. Evet. Yani o olay şey, şimdi oyunda en ufak böyle toz bile, hani 1/72 olayı var ya, hı hı, o tozu bile değerlendirebiliyorsun. Dolayısıyla hı, şu şekilde oluyor. Bir şeyi eritip, Crucible'da eritip onun kalıbını o şekilde çıkartırsan RAW diye geliyor ve bunu zımpara yardımıyla şey yapıyorsun. Tozunu alıyorsun. O tozu kullanabiliyorsun tabi. Güzel. Ancak normal şekilde de ingot ve plate şeklinde çıkartıp kazma yaptığında sana normal baş veriyor. Ama daha fazla şey tüketiyor. Sen söyle. Ingot. Anladım. Ya oran ama çok büyük. Dur, şimdi benim bir de knife yapmam lazımdı değil mi? Item harcıyorsun ama diğer ki 2.7 falan harcıyor. Bu arada benim knife'a ihtiyacım vardı şimdi değil mi? Diye hatırlıyorum. Şey, şunlardan bir şey elde. Şunları. Evet, onlardan şey ediyor, elde ediyorsun. Türkçesinin İngilizcesini de hatırlamıyorum. Sarı bir şey var ya, saman gibi. Ah, knife. Knife'u da yok. Gras, 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 gras. Knife'ını flint de yapabilirsin. Ha? Flint'le yaptım zaten. Görüntü geç geliyor. Yani. Şunları de. Sarı başlangıç için sadece torch yapmakta kullanıyorsun. Ha? O grassları başlangıç için torch yapmakta kullanıyorsun. Ve bayağı iş görüyor. Deadlock'ları da sağ tıklayınca sana onun şeyini veriyor. Onu yakmakta kullanabiliyorsun. Ve bayağı iş görüyor. Böyle çünkü Crucible'ı yakacak dalga, yani fırın gibi bir şey var ya. Hı hı. Onun için şey gerekiyor. Kamçıların kullandığı şey var ya. Evet. Böyle sürtüyorlar birbirine. O dalga gerekiyor. Ve onu ya stickle ya da şeyle yapıyorsun. O dry barkla yapıyorsun. Ve ikisinle daha doğrusu. İkisi de gerekiyor. Şey, cümleyi düzelteyim ben. O şeyler aldım, çıkıyor aldım ya. Grasslar çıkıyor. Grasslarla yapabiliyorsun. Bir de o barklarla yapabiliyorsun. Olması gerekiyor. Onu bir de kurutacağım. Sağ tıklayınca sana hem yakacak kabuğunu veriyor hem de daha fazla odun veriyor içi. Biliyorum. Daha önceki ufak bir denememde hatırladım onu. Şimdi bir köfte olarak standart ilk başta ne yaparız? Hadi gençler, cıyalıklayın bakalım. Bir köfte en başta ne yapar? Şimdi dur, şunu, ha, bunları böyle yapıyordu. Galiba dur. Ya kompresörden. Ha, crafting table gerekiyor. Crafting table. Sen nasıl yapılıyorsun? Bacım sen nasıl yapılıyorsun?
En standartmış. Evet, şunu bir şöyle koyak. Ardından sizler bir keleyin. Şunları böyle seriyordum diye hatırlıyorum. Bir de görüntü dondu, onu halletmeye çalışıyorum bir saniye. Ne güzel. Köfte biri Linux sorusu sorun. Nedir? Diyor ki işte i3100 ve Intel işçili bir 4 GB RAM'li bir laptopu var. Hangi distroyu kullanayım diyor, en akıcı cevap var. Herhangi bir distroyu kurabilir. Hangi desktop environment kullanıyor? Dağıtımlar genelde çok fark yapmıyor. Kullandıkları masaüstü ortama ve Windows Manager falan hani o aynen şey yapıyor. Fark yapıyor. Abi, distro derken hepsini bir arada alın. Yani Arc ile Manjaro da mesela şey ama... Örneğin Manjaro'nun core şeyi var. Bir de Community Edition'ı var. Community Edition'da neredeyse bütün Windows Manager'ların şeyi var. Bakabilir ona. BSPWM var. İşte i3 var. Acı bu adam bunu soruyorsa bilmiyordur zaten onları. Sen bir tane öner geç işte. Valla XFCE'yle herhangi bir şey al, rahat edersin. Windows Manager istiyorsa i3 kullanabilir. BSPWM kullanabilir. Şey istiyorsa XFCE kullanabilir. LXD veya LXQT kullanabilir. Sen LXD kullan. Evet, Windows bence Manager de gelmez büyük ihtimalle. Hı? LXD kurulu. Ubuntu zaten LXD mi kurulu geliyordu? Ubuntu LXD'yi. Evet. Abi Ubuntu kur geç o zaman. Bak adam ne diyor zaten? Direkt yükleyip videoları falan izleyebileceğim bir şey yani. Bence bunu soran XFC, adam... XFC'yi kullanabilir çok rahat. Manjaro'nun XFC'sini. Evet. Xubuntu. Ubuntu. Yani XFC ile herhangi bir şey kullanabilir dediğim gibi. XFC en hafif olması lazım ya. Sonra iyi geliyor. Bu arada XFC, komik bir şey söyleyeceğim. XFC ile KDE arasında çok bir performans farkı da yok. Yer anlamında da, yer anlamında da bayağı şey az XFCE. Yani XFCE'nin o artısı var. Evet az yani. Bir de şey, uzun vadeli kullanımda bir tık daha hafif kalıyor. Şimdi Drygrass. Bu Drygrass'lar çok şey görünüyor ama bayağı bir işe yarıyorlar. Yani zorunlu bir şey çünkü ateş yakman gerekiyor ve 150 şansı var o dalganın yakması için. O Drybark'tan yaparsan 155 olması lazım. Biraz torch lazım bana. USB olmadan yükleyebilir miyim? PC'ye yükleyebilirsin. Ne olmadan? CD'ye yazdırmak. USB olmadan Ubuntu'yu yükleyebilir miyim demiş de. Direkt olarak yükleyebilirsin imiş... hard diskinde bir bölümü atarak. Büyük ihtimalle o arkadaş şey yapmaya çalışıyor. Windows'u silmeden Windows üzerinden direkt yükleyeyim, aç kapı yapayım, Linux olsun gibi bir şey istiyorsun. Çok zor şimdi. Onu bu soruyu soran birine onu anlatamam ben. Anlatabiliyorsanız böyle. Direkt Windows'u sil. O makinede Windows kullanma. Yok yok sileceğim. O zaman Linux'a şey yap. Ama USB'den şey yap. Yani USB rahat olur. USB'siz kurmanın yöntemi var. Çok rahat değil. Ya zorlarsan LAN'dan bile kurarsın da. İşte bu soruyu soran birine nasıl anlatırsın onu bilmiyorum. İşte. O yüzden ucuza bir USB bul. Zaten bulması zor bir şey değil. Bozulmuş en son Linux yüklerken RAW olmuş. Çözümü vardır elbet ya. Biçimlendir tek. Eğer şey hala ya şöyle bir iki olası senaryo var ya. Disk gerçekten bozuldu.
Maalesef şey, onlarda öyle bir sıkıntı söz konusu. Marble, Diorite. Ya da Flash medyalarda öyle bir sıkıntı mümkün. ya da Ya da yine çalışıyordur. Göste bir şey isteyeceğim senden. Şu kapının iç tarafında sağ ve soldaki ikinci dörtler var ya. Evet. Onları kırıp bir daha koyup üstlerine de birer tane koysan o yeşil. O sol Hayır. lisansı dediğin normal kullanıcının hiçbir işine yaramıyor. Efendim? Yani yok bir tane biri sormuş da Windows lisansı gider mi diyor. Yani Windows lisansı dediğin şeyi herhangi bir programla yok edebilirsin. Yani bir sağ altta bir yazı falan çıkıyor ya. Windows'unuz aktif değil falan. Windows Ya Gerçekten. Windows kullanmak harbiden ödüm. Ve hani gerçekten zorunda olmasan bazı durumlarda. Geçen bir proje için bir ARM tabanlı bir şeyin kartın geliştirme ortamını Windows'a yazmışlar sadece. Vine'la da güzel çalışıyor. Hatta hiç çalışmıyor. Port falan görmüyor, garip bir şey. O zaman Oh. kurmak zorunda kalmıştım. Öyle hala duruyor. İşte en son bir sene önce bu. Bak Enver Paşa ne diyor? Sen mazoşistsin diye geçiniyorsun da ayrıl lan oradan diyor. Bir ay bir Windows kullan da görelim diyor. Daha kötüsünü yaptım. Ben Windows'a sistem admin niye yaptım? Hadi bakayım. Nerede yaptın sen onu? Bir dönem bir holdingde çalışıyordum orada. Dotnet mi yazıyorlardı? Yo, şirket içinde Ha sen Windows direkt kullanıyorlar. şirket içinde şey yaptın, okey. Son kullanıcıları yani. Yok, sunucular da Windows'tu. Hadi bak. Daha sonra bir kısmı. Kanser bir şey. Bir söyleyeyim mi? Windows sunucu niye kullanır bir insan? Ciddi ciddi soruyorum. İşte Dotnet yazıyorsa belki. Neden? Neden ben bunu koyayım? Neden? Yalnız en kolay para kullanma yöntemi Azure danışmanlığı. Çünkü Azure'da diyor bir şeye basıyoruz diyor. 40 dakikada ancak işlem tamamlanıyor diyor. 40 dakika yatıp para kazanıyor. Bu arada hala savunduğum şey Linux kullanmak Windows kullanmaktan daha kolaydır. Ne anlamda? Şu neredeyse her anlamda. Ya işte son kullanıcıya bunu böyle lanse etmek için güzel bir desktop environment lazım. Bence son kullanıcının isteğini tamamıyla karşılayan bir desktop environment henüz yok. Var. Hangisi? Abi KDE karşılıyor mesela. XFCE de aslında karşılıyor. Çünkü şöyle bir şeyi unutuyorsunuz. Aslında son kullanıcının desktop environment'tan beklentisi çok değil. Abi son kullanıcı özellikle Linux'tan geçen son kullanıcı alışıla gelmiş bir arayüzü. İşte. En yakını KDE o bile yakın değil. Asıl söyleyeyim KDE ya da XFCE'ye çok hızlı alışıyorlar. Ön yargıyı kırmak lazım. Evet, hani ben buna alışamam mentalitesi var üstlerinde hala, o sıkıntı. Vallahi ben sorana deyipini öneriyorum. Windows VM'lerden karşısın Virtual Machine ise Windows altında Virtual Machine yönetimi çok daha zor. Bir de Virtual Mansion, yani ben uzun zaman oldu Virtual Mansion ihtiyacı duyan birini görmeye. Şey, sektörde çalış. Çalışıyorum. Senin bağlandığın bütün sunucu, senin kullandığın neredeyse bütün sunucular Virtual Machine. Bak işte o noktada biraz ayrılıyoruz. Ben hiç server'a bağlanmadığım için neredeyse. Onu daha çok DevOps'çular hallediyor. Onların kullandığı işte her şey. Sanal.
O zaman şey diyelim. Bir center yönetmiyorsan, herhangi bir center, data center mesela, yine ihtiyacın olmaması lazım. Değişir. Kullanım yapına göre. Ne var la sende Murat? Programlarda zorlanıyorlar. Evet işte mesela Abi olay tamamen Köfte alışmada kalıyor. sen Redo ile konuşmuşsundur Linux mevzu. Evet. Adam Adobe bağımlılığından dolayı geçemiyor. Mesela bizim bir müşteri de geçemiyor. Çünkü şey makina üstüne çalışıyorlar. Makine mühendisi adamlar. Evet. 3D modelleme programlarını çok yoğun kullanıyorlar. Ve adamın Linux'taki 3D modelleme programları adamın tam mühendislik anlamındaki ihtiyacını karşılamıyor. Onları yalan. Çok istiyor Linux kullanmak ama yok. Ama mesela adam bir şeyler yazıyor, geliştirici ve Windows kullanıyor. Yani niye? O zaten hani en anlamadığım kesim. Bir de şey .NET falan da geliştirmiyorlar o kişiler dikkat ettiysen. JavaScript falan Ben yazıyorlar. Ya da Python falan yazıyorlar. geldim. Daha evet. doğrusu internetim düzeldi. Geçmiş Şey de olsun. var bu arada. .NET yazıp Linux kullanan da çok büyük bir kesim var. Evet. Mono denen bir proje var ya. Ha evet ya. Bir ara şey yaptım. Ya bir insan niye .NET yazar? İyi para veriyorlarsa helal olsun. Bak onu anlarım. Ha, sıkıntı .NET'te iyi para da Şey yok. var. Kolay Backend para var tarafında sadece. bunu kullanıyorlar. Tamam işte Aslında. niye? Onu ben de anlamıyorum. Ya sinteksini falan da Şöyle hiç bakmadım da. okuldan öğrendiklerinin dersine geçmeyen programcılar özellikle .NET kullanıyor. Bir de şey, Ha, evet. müşterisi .NET diye ısrar eden bir kesim var. İşte bak müşterisi .NET seven Örneğin kesim iyi para şey alıyorsa okul. mesela C# bir borsa programı var Windows'ta ki borsa programı da Windows'ta çok yaygınmış. Onlar C# yazılıyor. Onların eklentileri C# yazılıyor. Onunla entegre edebileceğin bir programı C# yazmak zorundasın. Çünkü o program sana C# bindingleri veriyor. Hani zorunlu bir şey. Tamam Bu bak da bu yine biraz dediğim şeye çıkıyor. Türkiye'nin şey. Ama ilk başta C# yazmaları çok saçma. O dediğim gibi Türkiye'de şey Microsoft eğitim tarafına çok fazla Evet odaklanıyor evet ya. evet. Ama gördüğüm kadarıyla bu olay şeyde hani geri kalmış ülkelerde oluyor. Evet. Microsoft bunlara şey yapıyor. Türkiye gibi orta Öğrencilere kesim ülkelerde. aynen öğrencilere şey veriyor. İşte bir IDE'nin ücretsiz halini veriyor. Örneğin zamanındaki Visual Studio. Bu sayede adam büyüyünce geliştirme ortamını buna göre kurduğu için buna zorunlu kalıyor ve buna para ödüyor. Öğrenci olmadığı için. Yani plan bu. Benim anladığım kadarıyla. Evet. Microsoft'un Evet evet yaklaşım eğitim olarak neredeyse bu. hepsi aynen öyle. JetBrains'in politikası da tamamen bu mesela. O yüzden şu an Köfte sen şey Vim kullanıyorsun değil mi sadece? Evet. Bana şu an Anlıyorum. en mantıklı şey gibi geliyor. Sen ne kullanıyorsun Patlıcan? Ben de Vim kullanıyorum. Yani spesifik olarak iniyor Vim. Ya Vim'e asla geri dönmem. Çünkü bayağı bir Niobium artısı var. Çok fazla artısı var. Ben remote'da çalışacaksam, yani remote'da işim varsa Vim ama lokalde çalışıyorsam, genelde lokalde çalışıyorum. Deployment'ı başka ekip yapıyor. O zaman Şey var. VS Code. Lokalde mi VS Aha. Code? Ya bilmiyorum, VS Code bana çok bloat geliyor. Neye geliyor? Bloat. Türkçe. Şişik. Çok şişik, aşırı. Ha, yani şu an ben tüm özelliklerini bilmiyorum da gördüğüm GUI'de gördüğüm tüm özelliklerini kullanıyorum. O yüzden Ne mesela var örneğin? Bir tane söyle, ben sana şeyini söyleyeyim. Karşılığı söyleyeyim birimdeki. Git'i tamamen VS Code üstünden kullanıyorum. Daha Tamam pratik yani geliyor. tek o şey işte bu CMake gibi. CMake'i biliyor musun? Yok. Ya şöyle söyleyeyim. Unix'te bir programı kurmak için C'de yazılmış programı Makefile gibi bir şey yapıyorsun, tamam mı? Bu Makefile'ı kodla yazıyorsun. İşte C derleyicisine diyorsun ki şu dosyaları al, birleştir. Çıktısı da bu olsun diyorsun. Ama kodla yazıyorsun bunu yani. Belirli bir
instruction şeyi var. CMake bunun GUI hali ama Makefile çıkartmıyor. Bu da o gibi bir şey hani. Click click olayı. Tabii tabii. Ya şöyle çok spesifik durumlar varsa atıyorum 200 tane dosyayı edit dedim. Yeni bir branşlayayım, yeni bir feature için PR açacağım. 200 dosyayı edit dedim ama bunların atıyorum 5 ayrı commit olacak. O zaman şeyde UI'da edit bunları ekleyip commitlemek daha pratik. Daha sert. Bir de bilmiyorum. Difference... Git dediğin şey zaten commit satırından çalışan bir şey. Tabii ki de canım o da arkadaşlar. Git'i hiç GUI üstünde kullanmadım daha. Bu arada o tam GUI sayılır mı bilmiyorum yani. Şeyin dediği gibi, patlıcanın dediği gibi bayağı sen bir şeyi yaptığın zaman komutu çalıştırıyor. Yani böyle spesifik olarak tree falan göstermiyor sana. Mesela şeyde Vim'de bir tane plugin var onun için ki muhtemelen Vim hiç kullanmadıysan o arayüzü ararsın. Çünkü bayağı sağlam bir arayüz veriyor sana. Ki bu Emacs'te de var. Hani Vim bu türede kullandım tabii. Ama hiç şey plugin kurmadım. Vim'i plugin'siz kullandıysan çok şey fark edemezsin artısını. Artısını bak göremezsin. Bak şimdi dediğim gibi. Remote'da iki tane seçeneğim var bir şey kullanmak için. Biri Nano. Şu an kendisiyle bak şimdi remote bir şey yapmak istiyorsan SSHFS denen bir şey var. Mesela hiç şeyine gerek yok. Vim kullanmana gerek yok. Direkt SSHFS'le bağlarsın yere. Oradan Visual Studio'nu çalıştırırsın. Sen değişiklik yaptığında SSHFS arkadan bunları upload eder, işte download eder. SSHFS dediğimiz şey bu arada bayağı bildiğin SSH sunucusunu bilgisayarına disk olarak bağlıyor gibisin. Tamam anladım, biliyorum SSHFS. Ama işte o da dediğin gibi remote'da geliştirme yapıyorsan gerek. Ama sen lokalde geliştirme yapıp bazı durumlarda remote'da konfigüre etmek durumundaysan ya da işte atıyorum log okuyacaksın. Ona göre birkaç şey değiştir. Stage ortamından bahsediyorum bu arada, production'dan değil. Remote'daki stage ortam. Bir şey log falan okuyacaksan less falan var hani. Kankacığım diyorum ki sen log okuyacaksan ona göre bazı şeyleri değiştirip debug yapacaksan stage'de. İşte less var. Evet, less. Bakayım less nasıl yazılıyor? Less. Direkt olarak daha doğrusu pager denen bir şey var, kavram. Hani pager'lar bir editörden çok daha hızlı, Vim olsun, Nano olsun bundan çok daha hızlı açıyor dosyaları. Less bayağı bildiğin daha az anlamında. Bunun şeyi de var. Her Unix programında olduğu için most denen bir şey de var. Most değil, more. Most da var. More da var, most da var. Ha. Üç tane tamam, var. Less is more. Okumak için değil mi sadece dosyalar? Sadece ha? Dosya okumak için. Tamam ben de diyorum ki ben Türkçe konuşmuyor muyum? Chat. Logo okumak için onu dedik de. Yani remote'da bir konfigürasyon dosyasını değiştireceğim. Ve ona göre, duruma göre, gördüğüm çıktıya göre, log dosyasını okuyacağım. Ve gördüğüm çıktıya göre bir konfigürasyon değiştirip tekrar test edeceğim. Testleri çalıştıracağım. Ya da manuel test. Anlaştık. Abi Hackintosh için niye kaynak arar bir insan? Blue'a ne oldu diye soruyor bak. Ne? Blue'a ne oldu diyorlar. Neye ne oldu? Blog. Ha şey, Go dediğiyle şu an ufak bir sıkıntım var. 1-2 haftaya ne geri sıkıntı? Açılacak. Ha? Ne sıkıntın var? Uzun hikaye. Çok ödeme yöntemiyle alakalı bir çakışma oldu. Banka Go dedi vesaire arasında. O yüzden geçici olarak blok devre dışı. Sen bu loğunda ısrarı mı öldün? Yo. Hiç anlamıyor ben geyik. Ödeme ile alakalı. Yani şu an domainim ödenmemiş durumda. Anladım. Kaç para istiyor? GoDaddy yenileme için çok para istiyor ya. Normalde 100 lira ödeyecektim işte. O teknik olarak ödendi. Sonra bir kargaşa oldu banka ve GoDaddy arasında.
ödenmemiş oldu. Aha. Şimdi GoDaddy'de ekstra 50 dolar istiyor onda. 50 oh. dolar. Ha, onu çözmek Köfte için. Sen neden XYZ kullanmıyor? Onlarınki bayağı bir ucuz oluyor. Hadi XYZ diye TL'de mi olur lütfen? Arkadaş kullanıyordu. Hayır Yok kullanırsın da yani bence estetik değil. Bence gayet güzel. Yani alan adı benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Allah. Aa, bu arada şey. Favori domainlerimden biri geldi aklıma. Darsu çok sevdiğim bir projenin Darsu bir projenin çok sevdiğim bir domaini var. OhMyZ.sh domaini. He? OhMyZ.sh. Ha evet. SH evet o çok hoş. Flint Fibers. XXX en ucuzuymuş bak. Ne güzel. Farklı şeyler için kullanılırlar herhalde. İlginç işler yapılabilir. Şey, bu arada Greg Tay'in bir tane ağacı var bataklıkta bulunuyor. Willow olması lazım. Yeşil bayağı bir. Charcoal yaparken charcoal'ı artık o şeydeki gibi yapmıyorsun. Üzerine bir şey koyarak. Cocoon gerekiyor. Cocoon'da normal ağaç kütükleri sana bir charcoal verirken tek bir ağaç kütüğü tek bir charcoal veriyor. Willow inki iki tane veriyor. Ve daha fazla Crusade Oil veriyor. Ki Crusade Oil'ı uzun bir süre şey için kullanabilirsin ki ben öyle yapmıştım. Sıvı yakıt. Çünkü durdurması çok kolay oluyor. Üzerini kapattığında hemen sönüyor ve kazanın patlama gibi bir olasılığı olmuyor. Çok hoş oluyor kısacası. Güzel. Şimdi hazır sen deneyimlisin Greg Tech 6'da. Benim sıradaki yapmam gereken şey ne? Odaklanmam gereken şey. Bilelim. Aslında şey clay toplaman lazım biraz. Okey. Kil. Crucible falan yapacaksın çünkü. Ve o kazanı hani deneyimli olsan bile patlatabiliyorsın ki ben öyleyim. Ay. Bu arada benim hafiften karnım acıkmaya başladı. Çünkü gündüz olursan... Clay ve kurşun gerekiyor sana şu an. Kurşun? LED mi? Kurşun... Evet LED. Biz Minecraftçıyız. Daha doğrusu LED de. Small ore'lar gerekiyor olabildiğince. Bir küçücük madencik varmış. Annesi ona dayak atarmış. Greg Tay'in maden... İşleme şekli artık şöyle oldu. Normal artık crushed ore'lar var. Hı hı. Bunları yine yıkıyorsun falan o tür şeyler var ama işlenmek için her türlü hafif metal de olsa crucible gerekiyor. Daha doğrusu ısıtmalı bir şey gerekiyor. Bunu erittikten sonra kalıba döküyorsun artık ve erimesini falan bekliyorsun. Tabii şey yaparsan şu hani şey oluyor ya demirden maşa gibi bir şey. Metalleri almak için. Onu yapıyorsun, onu yaparsan direkt alabiliyorsun. Bu arada sanırım uzun süre bekleyeceğim. Uzun süre bekleyince bu arada donuyor. Ve geri scrap şeklinde alıyorsun. Bayağı bir şey kimya ve karıştırma üzerine var. Şeyde, Greg Tech 6'da. Bir saniye yemek seçmeye çalışıyorum da. Pizza mı söylesem, başka bir şey mi? Allah 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 mı? Şu daha mantıklı geldi.
Yayın mı dondu, köfte sen mi harekete? Ben dondum. Tamam. Sipariş veriyor. Aa, ne yiyoruz? Pizza. Promosyon istemiyorum. Sepeti onayla. Evet, kendi evim. İstanbul'un en sevdiğim yanı o ya. Yemek sepetine bir giriyorsun. Bir sürü restoran. Gece bir de. Aa, aslında şey, yayında bira açabilirim. İlerleyen saatlerde. Evet, sarhoş olmasın. Ev yapım biram var. Söylesen ben de geleyim. Gel. Gelebiliyorsam. Kocaeli'deyim. De Edirne'deyim. Yani teknik olarak çok uzak değil Kocaeli. Değil ama yarın döneceğim. Ana, baba, bacı, kardeş, gıydığımız can bizim. At bizim, avrat bizim, silah bizim, can bizim. Şimdi. Kendine saygısı olan adam KFC yemez bu arada ya. Abi KFC iyice bozdu. Popeyes bile daha iyi şerefsiz. Popeyes daha, Popeyes'ciden daha iyi. Evet. Şimdi. Ben şeyi anlamıyorum. Ben tavuk burgeri etten daha çok seviyorum. Ama hani parası neyse verelim deyip tavuk burger yiyebileceğimiz bir yer yok ya. Vallahi bir McDonald's. McDonald's var resmen tavuk burger alabileceğin. O da ne kadar verimli. Bir tek altıda tavuk burgeri tavuktan yapabilirsin. Evet. Elle. Bir tek altıda Allah'ı da yapabilirsin. Gregorius T. Adam Almanya. Aa, BFC yaşıyor mu ya? O ne yapıyor? O da kendi çapında takılıyordu. O da şey. Ya adam baya Türk Dair Warfall deniyor ya. 50 yaşında daha Minecraft oynuyor falan. Kaç yaşındaki o? Dair amcalık. Ben neyim bilmiyorum bu arada mesela. Köftesi. Onu biliyoruz. O kadarı bariz. Bazı ben. Ben Kelim, evet. Aklımıza bir şey geldi ama. Nedir? X, X, X. Çok günahlara davet ediyorum bakıyorum. Johnny günahlar. Şimdi. Aman kilim canım kilim, ben sana yandım güzel. Burada demiri işlemek için şey gerekiyor. Marble şey, daha doğrusu kalkite gerekiyor. Onu da marble'dan işte limestone'dan falan buluyorsun. Bu yakınlarda marble var. Varsa çok şanslısın. Çünkü onsuz yapamıyorsun hiçbir şekilde. Demir oksitli bir şekilde bulunduğu için oksidinden, daha doğrusu oksijeninden
kurtulman gerekiyor. Diyanet tatlısı. Yani şey, chatten bir diyanet.xxx yazmış. Daha da güzel olabilirdi. Evet, aslında daha güzel olmazdı ya düşününce. Var mı? Çok merak ettim, dur. Sen nesin? Zinc. Hematite. Senden de elde ediliyormuş. Öyle biri daha almamış. Biz alalım. Olur. Diyanet zinc tatlı. Bu arada işe yarıyor. Ne? Ya, zinc şeye geçmek için, low voltage'ı geçmek için işe yarıyor. Tahmin edebiliyorum onu zaten. Bu galgalı bir şey var, tam onun telaffuzunu edemiyorum. Galgalı bir şey. Galgadorian. Yok, değil. Şu hematit ne işe yarıyor? Bu demir. Bu ama en şeyi, işlemesi en zor olanı. Ya şimdi çok bir işime yaramayacak demir yani. Evet. Onu şey yapabilmek için şeyin gerekiyor. Karbon. Ben varım karbon olarak. Vücudum karbondan ibaret. Kendini ayrıştırman gerekiyor. Yalansa yalan de, vücudum karbon benim. Tabii ki de. Sonra Need for Speed karbon. Tabii, soğuk espriler. Aa, özlemiş olmanız lazım. Speed Carbon şeyde oynuyordular, okul tahtasında oynuyordular geçen sene. Ama en iyi 3. Need for Speed oyunu. Benim gözümde. Ama şey, sıkıntı en iyi 2 Need for Speed oyununun tam arasında kaldığı için yarış oyunu sevmiyorum. Underground 2 candır. Underground 2 10 numara 5 yıldız oyundur. Hatta onun da canlı yayını yapmıştım var zamanında. Diyor. Nerede? Ha. Efendim? Twitch'te mi? Ha, Twitch'te mi? Çok önceden ama. Hiç acaba bu kaydedilen yayınları siliyor mudur? Efendim? Hiç acaba kaydedilen yayınları sunucudan falan siliyor mudur? Yoksa depoluyor mudur? Diğer türlü neden listelemekten silinsin? Şey işte hani mesela bir fotoğrafın silinmesiyle ilgili bir şey vardı ya, bir platform vardı, neydi onun adı? Sarılı böyle. Hayaleti de vardı. Hmm. Yani mesela o mantıkla işte hani kaybederim. Yani onu hemen izlemeliyim gibi belki. Aman çocuğum. Nefes, 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 nefes. Şey, kulaklığın mikrofonunu şeye bağlıyorum. Mataramın ucuna, onun da dibine giriyorum konuşurken. Dibinde unutunca nefes sesi geliyor. Black Sand! Black Sand bulduk, güzel. Şu köftenin haline bak. Şu köftenin haline bak. Şeyi ben yanlış hatırladım bu arada. Şey, hematite için şey gerekiyor. Kalkite gerekiyor. Yani marble veya limestone. Diğer şeyler için sadece karbon gerekiyor. O rubber ağacı. Demir yani. Demiri üretmek için her türlü karbona ihtiyacım var. Rubber ağacı buldum. Güzel. Şu an ihtiyacın olmayacak ama. İşte sapling'ini alacağım şimdi. Kenarda köşede dursun. Bu arada onun şey oluyordu ya, bir akıtma yeri.
Oraya bayağı bildiğin şey koyuyorsun. Kap koyuyorsun, o doluyor yavaş. Biliyorum yavaş. Biliyorum. Çok hoş o ya. Çok güzel. Çizimi falan çok hoş onun. Sertus Quartz. Yalnız bu pakete eklenmesi gereken bir modu daha fark ettim. Applied Energy Sticks mi? Ne? Applied Energy Sticks mi? Yok yok yok. Eklenebilir gerçi de. Asıl ne biliyor musun? Mentor Twix yok pakette. Aa, evet, Greg falan kullanmıyor Mentor Twix. Şeyde, Beerus'ten de kullanmıyor. Green kendi eşyaları restockluyor ya. Ha. Onlarda sıkıntı çıkartıyor. Greg Red Crafts mıydı? Project Red. Project Red'in taktiğini kullanıyor. Şey, inventory'inde kullanacağın tool'un aynı çeşidini üst üste diziyorsun. İşte baltaysa balta falan. O kırıldıkça inventory'inden ekliyor. Inventory Twix'e kırılınca kendi ekliyor ya. Onu kapatabiliyorsun işte, bu arada. Evet, biliyorum da sıkıntı yapıyor. Greg'ler falan hiç kullanmıyor. Geri kalan her şeyde bu sefer bu sıkıntı yaratıyor. Yani şey, kullansan anlardım böyle işte. Fark ettiysen şey, green aletleri şey değil. Bildiğin alet değil evet. Aslında item. O yüzden sıkıntı yapıyor. Bunlar metadata üstünden çalışıyor. Aynen. Ve bu Greg'in suçu değil. Inventory Twix'in suçu ve Inventory Twix bunu hiçbir şekilde düzeltmedi. Düzeltmeyecek de muhtemelen. Ama Minecraft'ın kendi Inventory Twix'i olması gerekiyor kesinlikle. O bir zorunluluk artık. Terraria'da falan var, çok hoş. Yani gömülü gelmesi çok hoş. Çünkü Terraria'da çeşitleriyle, yani işte eşya mı yoksa tool mu falan, arkasında aydınlatması oluyor. Şey yaptığında, short tuşuna falan bastığında. Sort. Benim Klingon'un neden yok oldu? Hopkiri lay lay. Lay 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 lom. Hopkiri lay lay. Lay 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 lom. Senin bayağı bir maden yapman lazım. Efendim? Bayağı bir maden lazım. Biliyorum. Çünkü şeyleri bile oyman gerekiyor. Kalıpları ve oymak için bildiğiniz üzere chisel ve hammer gerekiyor. Biliyorum. Onlar da metalden yapılıyor. Ha, şeyi belirtmeyi unuttum. Madem bütün metalleri eriterek ve kalıba dökerek yapıyorsun, ilk kalıpları nasıl yapacaksın metalsiz? Clay diyor. Hafif metaller fırında pişebiliyor. Örneğin bakır, kurşun, kalay. Kalaydan bu arada bir şey yapamıyorsun. Tool yapamıyorsun. Kurşun, kapır, bronz gibi şeyden yapıyorsun. Benim Klingon'um neden yok oldu? Menşar. Gençler, Klingonlular. Flint. Diorite. Nasıl, ne oldu? Bir şey olmadı ya. Sadece size seslenesim geldi. Savaşa gideceğiz altı üstü. Oh yeah, güzel bir reminim var. Ben köftenin hiçbir şey olmuyorum. Ha? Şey, biri chatten sormuş, sen neyi oluyorsun? Moderatörü falan mı? Dur, chat'e bir yazsana sen. Efendim? Chat'e herhangi bir şey yaz. Ben Twitch kullanmıyorum. Twitch şeyim yok. Hesabım falan yok. Ha. Ben MPV'den kullanıyorum. Şey başlatıyorum. Videoyu. İstiyorsan açayım.
Efendim? Ha, İstiyorsan açayım mı? Sen istiyorsan aç, moderatör yaparım. Yok işte hani lazımsa geleyim. Ama chat şu an sakin gibi duruyor. Benim chat genel olarak sakin zaten. Bu ara sıra biri çıkıyor ya. Bu arada ciddi ciddi ben chatimden memnunum ya. Genel olarak sakin bir chat. Uslular. Pek çok yayıncı chatleriyle bayağı sıkıntı yaşıyor da ben hiç yaşamadım. Belli oluyor ya, ben yayınları izliyorum. Ama şey, orada ufak bir avantajım da var benim. Kitle az öz. Evet. Niş. Güzel bir kitle ama. Meraklı da kitle. Ben meraklı kitle istiyorum böyle işte. Direkt tek altıya aç kitle. Oo, Red Grant varmış. Blue Schist var. Blue Schist ikinci seviye olması lazım. Led. Güzel. O işte Black Granite ve Red Granite'in olduğu alanlardaki taşları almaya çalış. Çünkü onlar early game'de ulaşabileceğin tek üçüncü seviye şeyler. Hı hı. Sen söyle. Creeper! Kaç köfte kaç! Orada şey bulursan Witch House, orada Cauldron oluyor. Onu şey yapabilirsin. Yıkamak için kullanabilirsin. İş yapıyor bayağı bir. Evet, önce ama önce bir Witch House bulmamız lazım ama. Evet. Daha sonra önce bir Swamp bulmamız lazım. Swamp bayağı mı gerekiyor? O bulmam biraz şart gibi çünkü oradaki ağaç var. Anlatmıştım, o bayağı bir iş yapıyor. O zaman Java'can, Java güzel bir dil değildir ya. Kesinlikle. Java ilginç bir dil. Enver, Enver Paşacığım. Sen chat'teki istisnasın, uslu olmayanlar olarak. Oyunun sürümü 1.7.10. Tabii ki de. 1.7.10'dan daha evet, ilerisi mi var? Chat'ten birisi olmuş. Hani soruyoruz gençler, 1.7.10'dan sonra Minecraft sürümü mü var? Tabii ki de yok. Bu arada Void dediğin dağıtım çok şeyli bir şey değil aslında, hani bayağı abi, paket yöneticisinden farklı çok da bir şey yok. Onun dışında da Awesome dediği şey sadece log config'leri. Ya aslında bir, yani görsel olarak şey Awesome kurduğun herhangi bir dağıtımla aynı olacak. Kullanım olarak da tabii ki de Awesome'da çok ayrı bir masaüstü oluşturabiliyorsun. Efendim? Awesome'da çok ayrı bir masaüstü oluşturabiliyorsun kendi isteğine göre. Sağa sola böyle bar yapanlar oluyor ya. Hı hı. İşte Windows tarzı, Windows vari bir şey yapan oluyor. Awesome'da bayağı ilginç şeyler yapabiliyorsun ya. Awesome noktada güzel. Ben şeyi sevmiştim. Çok gerekli değil de. Yani sevmiştim sadece. Hani mod tuşuna basılı tutunca sağa sola falan geçişleri oluyor ya. Evet. Adam onu şey yapmış. Şu tuşa basarsan şu ekrana gidecek de o ekranın üzerinde şey çıkıyor. Görmüşsündür sen muhtemelen şeyde. Evet. Linux porn'da. O mesela hoşuma gitmişti. Tamam, Inventor Twix'i kurduk. Pain'in de kabir ne la? Güzel bir Türkçe metal.
İsim olarak Pain'in Salvation çakması gibi geldi bana. Hatta Heavy Metal. Bu arada oyunu böyle mi oynasam? Ya dur. Ne dersiniz? Benim için fark etmez, ben şeyle MPV ile yakınlaştırıp tam ekran yaparım gene onu. Hatta hani bu Awesome'da zibilyon tane layout var ya, hı-hı, onları gerçekten kullanıyor musun? Ben de kullandığım layoutlar... Ben en fazla 3 tane kullanıyorum. Yani normalde şunlar zaten birbirlerinin farklı versiyonları. Bu biraz daha değişik bir şey. Çok bunu en diğerleri arasında en çok bunu kullanıyorum. Bu kadar bende layoutlar. Ben en çok şöyle kullanıyorum. Tile layout. İşte bir de işte tile full screen. Bir bu yandaki tile, bir bu yandaki tile, bir yukarıdan tile. Bir şu muhabbet. 4 çeşit tile var onda da. Ben de 3 çeşit have... tile kullan. Ben 3 çeşitlerini kullanıyorum. Bir de bunu kullanıyorum. Onun dışında bir şey kullanmıyorum. İşte tile ve o full screen dediğimiz ama tek bir pencere için geçerli olmayan. Bir de en fazla grid layout kullanıyorum. Başka da bir şey kullanmıyorum. Uygulama boyutu ayarlamayı nasıl yapıyorum? Meta Shift H. Burada meta tuşu genelde alt ya da Windows tuşu oluyor. Meta Windows tuşu. Direkt sabit. Modo, özür dilerim. Auto refill off. Meta 1, meta 4 müydü o? Mod 1 mi, mod 4 mod miydi? Mod 1 ve mod 4, evet. Meta Shift işte Windows tuşuna basılı tutuyorsun, bir de Shift'e basılı tutuyorsun. Sonra işte K'ye basınca da Windows Shift K oluyor. Mesela Meta Shift ve L'ye bastığımda bu oluyor. Meta Shift H'ye bastığımda bu oluyor. Meta Shift J'ye basarsam bu oluyor. K'ye basarsam da bu oluyor. Normal Enter tuşuyla Backspace tuşunu kullanıyorsun değil mi? Efendim? Normal Enter ve Backspace tuşunu kullanıyorsun değil mi? Evet. Bir saniye. Çığırımız oldu. Mesajı okuyamıyorum. Abicim önceden seni çok izlerdim. Şimdi tekrar yayındasın çoğu. Teşekkürler efendim. Çorbaya her türlü tuzu kabul ederiz. Her ne kadar eğlence için yapıyor olsak da hani tuzlara hayır demiyoruz. Crucible. Ceramic. Hardened clay. Düz fırın mı yapacağız önce? Düz fırın. Oo, subscribe'ımız var. Teşekkürler efendim. Şeyde F3 artı H yapınca şey yapıyor. İçeriğini gösteriyor. Ne kadar barındırdığını. Güzel. Onu yap istersen.
İşte yüzde bilmem kaç taş, yüzde bilmem kaç demir içeriyor diye. Onu da bilmen gerekebiliyordu bazen. Hatta hep gerekiyor aslında. Günümüzde bereketli geçiyor efendim. Aslında yazdığı şey farklı. Olsun. Sorgulama beni. Yayın yapan benim. Disleksisi olan sensin. Ben ne diyorsam o geçerlidir lan. Hatta lan değil, lane. I am the rules. I am root. Me soul Groot. Spectacular Spider-Man gibi bir şey var mı? Başka. Marvel'ın olsun, DC'nin olsun. Var. Ya iki sezon bittiğine üzüldüm ben onun ya. Ve devam etmeme sebebi de çok komik. Anlaşmalar. Şey miydi? İsim dolayısı mıydı? Yok şey. Tam olarak çizgi film haklarının Sony ile Marvel arası değiştiği dönem. Yani isimle alakalı bir şey diye hatırlıyorum ben işte. Fırın için şey koyuyorsun ortaya. Yaptım bile. Şu dalgalar var ya işte. Adlarının ne var mı bunun adı? Efendim? Adı var mı? Firestarter'dı. Şey yaptım. Bana geç geliyor görüntü. Biliyorum. O yüzden diyorum. Onun gibi başka ne var? Efendim? Onun gibi başka ne var? Bakmam lazım bir ara. Şimdi Crucible için kaç tane gerekiyordu? 7 tane. Samanla mı pişireceğim bunları? Yoksa odunla mı? İşte istediğin yanacak bir şeyle pişirebilirsin. Şey akıtmak için de bir dalga yapacaksın. 3 tane daha clay block ve 5 tane daha clay block lazım şey için. 3 tane o akıtma için, 5 tane de bir tanecik kalıp için. Pişir rızasını satayım. Nasıl stick yakayım ben ya? Yemeğimi bekliyorum. Yemeğimle beraber bira içeceğim. Bir de ya bir. Şimdi Buracığım sen sessiz kaldın. Öyle takılıyorum ya, evrak falan dolduruyor. Oh, kolay girsin. Eyvallah.
arada ben bugün Fate'den daily login'imi almadım. Neyden neyi almadın? Fate. Goranoda. Ve kültürüm çok yok. 4 tane izledim. Şimdi başlangıç chisel'ını neyle yapıyoruz? Güzel soru değil mi? Okay, led veya bakır. Bakır ya da kurşun. Ama da iki seçeneğim var. Tinden yapamıyorsun çünkü. Red chisel head. Biraz daha LED'e ihtiyacım var, değil mi? Evet, biraz daha toplaman lazım aslında. O zaman bu arada şu Crucible falan yapacaksan dışarı falan yap, yanar çünkü o oradaki sandıklar. One champ! Onun ikinci sezonu çok beklemediğim yerde bitti ya. Abi ikinci sezon mehti. Small Coro. Color. Gel bakalım. İlk demirlerini yapman için şey yakman gerekiyor. Bayağı bildiğin kömür olan kömür yakman gerekiyor. Çarkol falan değil. Hı hı. Ondan da çok çok az çıkıyor ve biraz kömür yakman gerekebiliyor. Bak salt. O korit stone'umuz var mı? Biri sosyopatı sormuş. What? Chat'te. Olay ne? Biri sosyopatı sormuş. Ne demek diye. Empati kuramıyorsun. Ben bildiğin hani donanımsal olarak empati kurma yeteneğin yok. Bunun dolayısıyla da şey, sosyal etkileşimleri algılayamıyorsun. 3 aşağı 5 yukarı ben. Tabii sosyopatsan bu şey, bayağı hani herhangi bir sosyal skill olmayan düz bir otaku bir adam bile olabilir. Ya da seri katil bile olabilir. Çok geniş bir kapsam. Ama şey ne, insanlara sosyopat dediğinde şey, direkt olarak seri katil tarafı akıllarına geliyor sadece. Psikopat denen bir kavram Türkiye'de çok şey olduğu için. Psikopat da bu arada şey, benzer, aynı hastalıktan kökenli bu arada. Antisosyal kişilik bozukluğundan. Psikopat daha çok şey hani böyle. O da şey, sempati kuramaz. Yok. Ya senin ne hissettiğini algılar. Gramsız. Manyak gibi diye bir şey geçiyor ya. Türk. Efendim? Şeyinde. Manyak gibi diye geçiyor ya. Böyle katil manyak. Yok şey, psikopat dediğimiz yok, anladım. Şey de gene geniş bir anladım, anladım. Orada. Yok, onu biliyorum da halk arasında. Yani benim çevremde en azından. Lead lazım.
Valet lazımsın. Bakır da bulabilirsin. Ha? Bakır da iş görür. Güppür güppür beyin. Annesinin o kirazımız var. Rocksold. Ömer Paşa bir şey sormuş. Ne sordun? Enverciyim. Ne sormuş işte? İşte sana bir sorum var. Ben bu chat'in niye kötü çocuğuyum? Ermeni olarak falan mı görüyorsun beni? Hayır, seni Enver Paşa olarak görüyorum. O yüzden kötü çocuğusun. Hani açık ve net olalım. Bad boy. Demin gördüğün demirdi bu arada. Sarılı bir şey. Ha. Yanlış okumadıysam. Çok kısa bir süre geçti çünkü. Gece yatarken biraz da Bears'den izlerim zaten. Var. Hadi gençler Terra Firma Craft oynayalım. Oil Shade. Tahmin edeyim buradan petrol elde ediyoruz değil mi? Evet. Hiç bilmiyorum. Ve yemeğim geldi. Ay. Baş başa kaldık. Bu arada Bears'ten tek bir kişi değil, üç kişi. Bir aileden oluşuyor. Ana baba çocuk. Chat yavaş. Ayş, yıldım gençler. Benim mamam geldi. Pizza yiyen köfte. Efendim? Pizza yiyen köfte. Aslında pizza almadım. Pizza lazım diye bir muhabbeti var ya, ondan aldım. Efendim? Pizza Lazlan'ın Hogi diye bir muhabbeti var ya, ondan aldım. Ne olduğunu bilmiyorum. He? Ne olduğunu bilmiyorum. Döner! Bildiğin döner. Ama şey, ekmek olarak hafif pizzamsı bir ekmek kullanıyorlar. Dürüm gibi bir şey mi?
Bu arada unutma, ben viramı da alıp kapayım. Ben daha hiç alkol kullanmadım. Köfte Enver Paşa chat'i okumanı istiyor. Ne dedin? Enver Paşa chat'i okumanı istiyor. Onu daha yemeğimi alıyorum. Nereden okuyayım? Neremle okuyayım? Biri de yayına link paylaşabiliyor muyuz diye soruyor. Efendim? Biri de yayına link paylaşabiliyor muyuz diye soruyor. Ne linki paylaşacağım? Hayır, paylaşamıyorsun. Valla porno izlemiyorsan insan değilsindir. Bir yanlışlık vardır orada. Senin Pornhub'da üyeliği var. Premium. $5 almıştın köfte. Komet, zaten senin psikoloğa gitmen lazım. Ben ciddi söylüyorum bunu bu arada. Pometin. Aslında bu benim Discord'daki herkesin gitmesi lazım. Nasıl Discord'da psikolog da var. Buradan Salih Reis'e Minecraft videolarını geri yüklemesini istiyoruz. Da geçen rica ettim Terraria videolarını geri yükledi. Ha. Hı. Hepsini indirdim, köşeye attım. Bakalım. Tabii İngilizce klavyede olduğunu unuttum. Sağlam muhabbeti var ya. Yani. O Hazır çiftlerin bu yeni gitmesi. kanalıydı. Eski kanalı neydi onun? Aa, Luke İzleyemedim. izliyormuş Salih. Smith. Salih Luke Smith izliyormuş. Ha. O da işte farklı bir kel arıyor. Efendim? Farklı bir kel daha izlemek istemiş. Hmm.
Bakayım bir ara Salih'in izlediği kanalların listesine. Zeonen diye aratalım. Ha tamam. Evet. Terraria videoları geri yüklenmiş. Güzel. Güzel. Güzel şeyler bunlar. Ben geçenlerde bitirdim ve çok koydu. Ne? Geçenlerde bitirdim ve çok koydu diyorum. Çünkü çok güzeldi. Terraria mı? Hı. Serisi çok güzeldi. Yani her şeyi anlatarak falan gidiyor. Böyle muhabbeti de çok hoş. En son Dük fişi kesecekti de kesmemiş. Şey aklıma Salih'i ilk promotladığım video geldi aklıma. Ne demek? Feed the Bees dönemindendi bu arada o video. Nether portaldan geçip Salih'lerin sunucuda çıkmıştım. Nasıl oluyor? Ha? Nasıl oluyor? Edit. Biraz sihri bozuyorum şu anda mı olsun? Ben muhabbeti güzel insanlardan birisi. Salih kafa adam. Evet kesinlikle katılıyorum. Biraz kafası da kırık ama olsun. Hem kafa hem kırık. Ki bu daha da güzel bir şey aslında. Ben o işte şeylere, Kyra Craft dönemlerine falan çok geç yetiştim ya. Bu arada şey. Bahsettiğim videonun benim tarafımdan çekilmiş halini görebilirsin. İzledim ya bütün senin videolarını. Ama hatırlamıyorum öyle edit'i. Çok uzun zaman olmuş. Şey Feed the Bees serisinde bir Nether portaldan geçip... Bir mi iki mi? Bees. Bees. Arılar. Özel bölüm diye geçiyor. O dönemler YouTube'da güzeldi ya. Yeteneği, şey, Köftenin Distopyası 2'nin ilk bölümü. O işte 2012 YouTube, 2014 YouTube çok güzeldi. Sonra ne olduysa işte her şey kötüleşmeye başladı. Çok doluyuz bu konuda köfte. Aha. Patateslerim de bitti. Ha bu arada gençler. Çok farkında değilsiniz ancak benim içkili videolarım da oldu. Köfte ve sarfoş. Ha? Köfte ve sarfoş. Benim sarhoş olduğum çoğu insan fark etmez bu arada sarhoş olduğumda. Çünkü full sarhoş olamıyorum. Şey hatırlıyorum ben. Alkol tolerans aşırı yüksek kişiler vardır ya. Ağrı kesici içince sarhoş oluyorum. Evet ağrı kesiciye karşı o dönem kullandığım ağrı kesiciye karşı toleransım yoktu. O bana çok hızlı etki ediyordu. Sonra başka bir şeye geçtim. O aynı etkiyi yapmamaya başladı. Beyond the Köfteistan'daydı değil mi? Hı hı. Beyond Köfteistan. Seri de güzeldi. Eskiler hep güzeldi köfte. Hmm.
Bana soruyorsan ben değilim. Yalnız 1.7.10 sonrasında söylemiyoruz muyuz diye sorulmuş da 1.7.10 sonrasında Minecraft mı çıktı ki? Heh, kendi anım acıkmış. Microsoft'un satın aldığı her şey tek tek çöp oldu ya. Skype olsun, Minecraft olsun. Şimdi de GitHub gerçi. Şu anki sürüm 1.7.10. Bunak kedi sahibi olmak ilginç bir şey gençler. Vallahi en son Minecraft sürüm 1.7.10. Sonrasında çıkartmadılar. Nasıl bir şey militanlıksa bendeki. Minecraft'ı illa geliştirmek istiyorsalardı bence daha güzel bir şeyde yazabilirlerdi hani dilde. Hani Java'da sanıldığı kadar o kadar da kötü değil. Ama bayağı bir kötü yazılmış yani Minecraft belli ki çünkü bayağı tüketiyor yani. Cidden Minecraft ilginç bir vaka okulunda. Yani hiç optimize yazılmamış bir oyun bir anda dünyanın en popüler oyunu oldu. Çok belli oluyor yani. Çünkü C# versiyonu bile kat 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 daha hızlı. Ve C# versiyonu hani. Ne? Java çakma bir dil. C# Java'nın çakması. Hani onda bile daha hızlı. Sharpulcraft. Terraria C# mı yazılmıştı? Hiç bilmiyorum ama Terraria'nın yeni bir sürüm olduğunu biliyorum. Var da sanırım arkada mono çalıştırıyor. Olabilir. O yüzden C# yazıldığını düşünüyorum ben. C++ mono çalıştırmıyordur herhalde. Hey gençler. Early game weapon tercihiniz her daim nedir? Balta. Ama kırıldı. Bu arada aletlerin özellikleri var ya hani. Evet. Flint yakıyor. Yakma özelliği var. Şey de güzel koyuyor bıçak. Bıçak bayağı güzel koyuyor. Gençler C# Java gibi dil gördüyseniz daha diller görmediniz yani. Daha çok güzel şeyler var. Go öğrenin Go. Go popülerleşsin. Bence Rust öğrensinler. Go popülerleşsin. Bence Rust popülerleşsin. Go. Rust. Sonra diyeceğim ki Go Go Power Rangers. Biz de Go Go Yengeç deriz. Ne kadar erken başlarsan o kadar iyi aslında. Yani. Go go Hover Rangers. Biraz Go'ya yönlendiriyorum milleti, kendim Python yazıyorum. Rust'ın bayağı bir güzel şeyleri var ya. Ben mesela Go'nun şeyini sevmedim. Error handling. Rust'ın müthiş bir error handling sistemi var. Ben Go'nun import sistemini bu arada çok seviyorum. O şey yüzünden mi? Direkt URL'den import edebildiğin için. Çok temiz.
Aslında da şey var. Paket yöneticisi var. Pip gibi. Kargo diye. Ama şey var. Toml mıydı onun okunuşunu bilmiyorum. Uzantısı var ya. Evet. TOML diye. Onda paketlerin şeylerini tutuyor. Sürümlerini tutuyor. Bir de o çalışan şey için ayrı bir liste tutuyor. Öyle programları yönetiyorsun. Ya NPM gibi bir şey. Eğer aslında derleyicisi sana hataları da söylüyor bildiğin üzere. Onunki de söylüyor. Ama Rust'ınki kadar değildir. Uzaktan bir Rust fanboy olabilirim ben. En son hangi animeyi izledim? Şu an güncel izlediğim birkaç tane anime var. Guns Life bayağı güzeldir. Fate Grand Order'ı Fate fanı olduğum için izliyorum. Doctor Stone'u izliyorum. Sonra Sen animeleri internetten mi izliyorsun köksün? Meteor Mother'ı ben güncel izliyordum zamanında. Eğlenceli diziydi. Annenle nasıl tanıştık? Ananı nasıl tanıdın? Bu arada gençler, önemli bir şeyimiz var. Tin tin tinimini hanım, tin 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 tinimini hanım, seni seviyor canım. Biri şey soruyor. İngilizceyi Türkçe'ye çevirdiğimiz gibi programlama dilleri arası çeviren bir şey var mı? Güzel soru. Varsa da çok sağlıklı çalışacağını sanmıyorum. Evet, çünkü dillerin kendilerine özel şeyleri var. Ancak şöyle bir şey var, site var. Programlama dilinde yazdığın şeyi assembly denen bir dile çeviriyor. Assembly'de direkt bilgisayarın okuyacağı koda en yakın dil gibi bir şey. Onunla bir karşılaştırma yapabilirsin. Ne kadar uzun assembly'ye çevirdiğine dair. Ki ne kadar uzunsa o kadar kötü. Yani derlenen diller işte Go olsun, Rust olsun. Daha ufak bir şey oluşturuyor ama Python olsun falan. Ruby olsun. Onlar daha uzun oluşturuyor. Mesela şey o Bu yüzden arada mesela Python'un büyük projelerde kullanıldığı bir yöntem var. Python byte koda çevriliyor. evet, PYC değil mi uzantısı? O da gene bir derlenmiş dil kadar verimli olmuyor ama gene standart Python'dan daha verimli. Elbette canım. O Şey Java ama gibi bir şey oluyor. Java ya da C Sharp. bir de şöyle bir olay var. İnsanlar programlama dili işte script dili bir de neydi? HTML ne oluyordu? Etiket dili arasındaki farkı bilmiyor çok. Markup Yeni diye olanlar. geçer HTML. Şimdi programlama dili aslında yani genelde derlenen diller oluyor. Benim fark ettiğim kadarıyla. Yok, Python da programlama dili. İşin içinde Script detaylı bir dili de logic. geçiyor ya. Ha? Scripting dili de geçiyor. Onu diyen yanlış demiştir. Ya en son ben Wikipedia'da falan da öyle görmüştüm ama bakayım yani. Çünkü işin içinde detaylı bir logic geçiyor. Ha. Orchid. Orchid olunca çevrede ne, bu bölgede ne var demek oluyordu? Üzerine gelince söylüyor. Söylemiyor. Söylemesi lazım ya. F3'e bir de bas. F3 artı H. Increase. Direkt düz o. Yazması lazım. Direkt Ama olunca. orkid şey. Ha? Bakır. Yanlış hatırlamıyorsam.
Kaydettim bunu kenara. Abi C sharp. Neden? Bu arada mesela C sharp oyun motorları tarafından script dili olarak kullanılıyor mesela. Öyle de bir durum var. Evet. Örneğin Unity. Ya bu arada düşününce şey, programlama diliyle script dili arasında aslında çok katı bir ayrım yapamayabiliriz bazı noktalarda. Öyle de bir durum söz konusu. Markup language'de yaparız ama. Hani HTML programlama dili denmez. Denmez kesinlikle. CSS de denmez. Yani. CSS direkt stil dili. Abi böyle şey, hani web sitesindeki şeyler aklıma gelince, bir insan neden JavaScript'i şeye taşır ki? Node gibi bir ortama hani. İşletim sistemiyle etkileşime geçirebilecek bir dil haline getirilir ki. Çok saçma. Fuck you, that's why. Çok aşırı saçma, kafam almıyor. Çünkü dil uygun değil, buna uygun değil. Çok kötü bir dil. Sen misin? Rock! Düz taş! Daş! Programlama dili de geçiyor ya. Ne? Wikipedia'da. Wikipedia'da programlama dili de yazıyor. Ne? Python. Hiç. HTML dediğin dil şöyle bir şey. Direkt yazı var, bir yazı var, metin var elinde. Onun belirli bir kısımlarını belirli bir düzene göre düzenliyorsun. İşte ne bileyim, işte şu yazının bu kısmı paragraf şeklinde olacak. Şu yazının bu kısmı biraz kalın yazılacak. Ya bu böyle gözükecek diyorsun. Kalın yazılacak. Özetle. Ve hiçbir şey içermiyor. Hani programlamayla ilgili bir mantık içermiyor. İşte döngüler olsun, koşullar olsun, bu tür şeyler içermiyor HTML. Bu tarz şeyleri sen JavaScript'le falan eklersin frontend üstünden çalıştıracaksan. Ki o ayrı bir programlama diline girmiş oluyor o durum. Daha sonra bir programlama diline girmiş oluyor bu durumda. JavaScript de scripting dili olarak geçiyordu, yanlış yani, hatırlamıyorsun. O yüzden diyorum, scripting language ile programlamayla script dili arasında çok katı bir ayrım yapamazsın. Çoğu koşulda. Ha mesela 5 programlama dil değildir ama mesela bariz bir biçimde. Shell'lerin hiçbiri değil ya. Shell'lerin hiçbiri değil diyor. Ha mesela şey, Python'la JavaScript'i script içinde kullanabilirsin. Düz program yazmak için de kullanabilirsin. HTML'de de şey var hani, bazı taglerin özellikleri var. İşte ekranın boyutuna göre, yani bu if koşulundan çok sayılmıyor da, ekranın boyutuna göre fotoğrafın şeyini değiştirebiliyorsun, kaynağını. Evet. Ekranın piksel gösterme şeyine göre hani. Ama o da gene markup tarafına giriyor. Bir şey nasıl yani markup şey? Ama condition değil tam olarak o, hani o bildiğimiz if else gibi bir şey değil. Sonra CSS var. CSS de tam hangi kategoriye giriyor tam ben de bilmiyorum. CSS stil dili. Cascading de geçiyor ama. CSS de bayağı bildiğiniz bütün görünüş. Görünüşle ilgili her şey. Ay, şimdi ben biraz chest yapacağım. Chestlerimi organize edeceğim.
sonra da diyeceğim ki program genelde bayağı bir büyük çaplı oluyor. Script yaptığın şeyler ufak çaplı oluyor. Ve genelde program kullanıyor. Başka bir programlar kullanıyor arkasında. Şimdi bir de bir şey, yatak yapak. Yatacak yerimiz olsun değil mi? Yatamıyorsun. Ha? Yatamıyorsun. Neden? Sadece spawn point'ini set şey sen söyle. Oluşturuyor. İşte bir tane mod var. Bir yerstenin bir modu var. Onun yüzünden gece yatamıyorsun. Kayasal ürünlere gelin bakalım. Kayasal ürünler buraya geliyorsunuz. Ne ademler de. Orada zaten şey yazıyor. Spawn is set, get to work. Evet. Gördüm. Kaldırabilirsin o modu ya. O da öğren yapacağım. Rust'ta Amatis denen bir tane oyun motoru var. O da güzel. 2 boyutlu, 3 boyutlu oyun yazabiliyorsun. Ya bu arada bir Python geliştiricisi olarak şunu söylüyorum ki PyGame ile uğraşmayın. Abi ben ne bileyim ya, şey gerekiyor bir dilde. O tipler gerekiyor yani, tipleri belirleme olayı. Hani PyGame gerçekten oyun geliştirmek için çok hiç mantıklı bir şey değil. Bunu bir Python geliştiricisi olarak söylüyorum size. Python için oyun motoru. Evet, dağın için başlangıç evini dağın içinde yapmak bende gelenek. Hani eski izleyicilerin hepsi sana bunu rahatlıkla söyleyebilir. Gitti Beast'te de vardı sanırım. Direkt daha ev yapmıştım böyle. Uzun bir süre. Sonra TARDIS gibi bir yer yapmıştım. Yep. Sanırım orayı ilk TARDIS'ti. Hatta Pumpkin'den enerji üretme olayı vardı değil mi? Yep. İlk TARDIS oradaydı. Vay be. Hey gidiyorum. Iron chest. Ringler. Nice. Tahtasal ürünler. Ateş, su, toprak, tahta. Şey, iron chest değil de şey yap, led. Led. Kurşun. Şey, bir Iron Chest modunun olmadığını göstermek için. Şöyle. Telefon.
demiş. Yıldım. Enver Paşa'nın yazdığına bak. Ne diyor? Okuman lazım işte. Enver'ciyim. Bir adet Mustafa mı çağırayım istiyorsun? Şu bir tane yabancı yayıncı vardı, Minecraft yayıncısı. Bevo J miydi öyle Ha, bir şey? Bivo. O adam ne oldu ona? Ya kendini işe verdi. Daha görmedim hani. YouTube'u bıraktı o komple. Hadi ya. Ne iş yapıyordu ki o? Bir ara eğlence sektöründe çalışıyordu ancak şey uzayla da uğraşıyordu diye hatırlıyorum. Uzay bilimleriyle. Düzdü ya, güzeldi o da çünkü. Çünkü 1.7.10'daki her şey daha iyi. Köfte 1.7.10 kullanmanın nedeni GreggTech 6 mı? Yok. Direkt olarak 1.7'nin her konuda daha iyi olması. GreggTech 6 1.12'ye gitse oynar mıydın? Hayır. Chat'teki birinin yanıtını, cevabını verdik. Gibi. Yani 1.7.10 sonrasındaki tek güzel şey CI. Ben onların gidişatını hiç anlamadım ya. Too many items vardı, NEI oldu, sonra CI mi oldu? Yoksa too bunlar many items farklı modlar bir şey, konsept. O direkt bunlar farklı modlar mı? CI NEI'nin yerini aldı. NEI denen bir mod olmuyor mu, yoksa modun NEI var yapımcısı şu an. Adını değiştirdi? CI eklentisi olarak devam ediyor. Aradaki fark ne? Ben bilmiyorum. Ha bir de şey, tam farkı. 1.7 sonrasındaki güzel bir nokta daha, kullanmadığım bir modda olduğu için çok önemsemiyorum. 1.7.10 sonrası Tinkers daha iyi. Kesinlikle. Kat ve kat daha iyi. Şimdi Chat'tekiler NEI ile CI'nin farkını soruyor. Dedim ya işte. Şey. Özellikle olarak CI'nin direkt olarak kendi bir eklenti API'si var. Bu çok büyük bir artısı CI'nin. NEI'de öyle bir güzellik yok. Mobil programlama dilinin birkaç tane şey var şimdi. iOS için mi yapacaksın, Android ne için mi yapacaksın diye. Biri sormuş.
chatte. Şu an Android için şeyler var. İşte Dart olsun, bu tür şeyler var. Hı hı. iOS'ta da Swift ve Objective-C miydi? Objective-C artık kullanılmıyor. O zaman Swift var bir tek. Hı hı. Ve iOS'u test etmek için bir Hackintosh falan gerekiyor. Evet. Bu kadar. Ama tek ya bir dilde de yazabiliyorsun. Bir şey, Dart'ı Apple, iOS'ta da kullanabiliyorsun. Bilmiyordum. Flutter, Dart mı kullanıyordu? He? Flutter mı Dart kullanıyordu? Flutter Dart kullanıyor, evet. Aynen. Bir de ek olarak şey... Bu arada gene saçma ama JavaScript'le de uygulama yazabiliyorsun. Tamam mobilde. Diyecektim. Her ikisinde de JavaScript'i de kullanabiliyorsun. Yazık ki. Framework'lerin işte React olsun, Vue olsun, native denen şeyleri var. Ayrı bir dalı gibi bir şey. O native'de şey yapabiliyorsun, bayağı bildiğin HTML, JavaScript, CSS'i de şey yapıyorsun, uygulama yazıyorsun. Tabii test için gene bir emülatöre ihtiyacın oluyor. Ve iOS için şeyde test etmen gerekiyor, Hackintosh'ta. Hiç miyim köfte? Doğrudur. Gayet doğrudur. Avogadro'larımız gelsin şöyle. Beri başları tek bir şeyle ekersen üstlerine uzuyorlar yavaş yavaş. Bu arada ben bir geliyorum hemen. Helam olası. Evet. Gene başa baş kaldık. Ektek aldığında bu arada Bedrock'ta da maden üretiliyor. Özel şeyler var. Bedrock'ın belirli bir kısımlarında bulunan. Android'in aslında patlama noktası çok büyük ihtimalle kablolar yüzünden. Ay yiyelim gençler. Ben. Köftenin evinde gizli pisuar var. Efendim? Köftenin evinde gizli pisuar var. What? Nereden çıktı? Hızlı gidip geldi. Tuvalete ben odamın yanında. Odamın tuvaleti yan yana. Fakirlik. Evde dungeon'ım var lan. Neresi fakirlik oluyor? Hayır, bizim hayatımız fakirlik. He. Ben iyi hoş, zengin değilim. Her odada ayrı tuvaletim var. Ağlayın pis fakirler. Böyle fetişlerim var şimdi. Aslında kötü bir fikir değil. 3 oda 1 salon 1 dungeon benim ev işte. 1 dungeon ama x için. Benim de ciddi ciddi dungeon var ya. Orayı fermente merkezi olarak kullanıyorum. Bir de depo. Bodrum'dan bahsediyorsun değil mi? He? Bodrum'dan bahsediyorsun evet. Değil mi? Ama dungeon cidden. Öyle yani mantıklı bence de. Minecraft dungeonları gibi de yaptın mı? Oh mis. Şey, ilk feedli bir feedli köftedeki dungeon'ım gibi bir dungeon yapsam. Hatırlamıyorum. Apartman. Ama apartmanın giriş katındayım. Bodrum'u da bana ait. Evet, ters dubleks yani. Hmm.
Bu arada favori mod geliştiricilerimden biri Aychun olabilir. Ailenin evi yakın mı? He? Ailenin evi yakın mı? Annemle beraber yaşıyorum zaten. Evde bir adet Nalan Sultan'la yaşıyoruz. Ve kendiyle pomponladım. Biri apartmana şey, özür diliyorum. Köfte ev arkadaş lazım mı diye soruyor biri. Diğerki de köfte köle alıyor musun diyor eve. Üzgünüm. Hayır. Alsam da listemde öncelikli sırada kişiler var. Tamam. Efendim? O tamam. Redstone Bearing. Bunun anlamı yakınlarda bir yerde Redstone mu var demek oluyor. Orayı duymadım. Redstone küçük taşlardan Redstone çıktı da. O biraz değişiyor. Her zaman olmuyor. Yani ihtimal var. Evet. Bu arada biraz kill alalım. Denemekten de zarar gelmiyor. Ben muhtemelen bir tanesini de bulamamıştım. Gerisini de bulmuştum. Bu arada sınırsız değil. Efendim? Su sınırsız değil. Güzel. Yalnızca river gibi, ocean gibi yerlerde sınırsız suyun. Güzel. Dolayısıyla oraya yakın ev yapmak mantıklı. Ha bir de ek olarak zaten bu eve de kalmak şu an istemeyebilirsiniz. Çünkü düzenli olarak bunak bir kedinin bezini değiştirmeniz gerekecek. Bir saniye. Deneme. Deneme. Geliyor sesin. Ha, tamam. Bas konuş aldım. Üç. Drain denen şey var ya. Hı hı. Onunla river'a veya ocean'a şey koyarsan o sana şey sağlıyor. Sınırsız su sağlıyor. Güzel. O taktik benim. Su için boru kullanabilirsin. Bu odun boru. Ve Greg Tech 5'te aynı orası. Evet. Ama tek şey olayı var. O Greg Tech 5'te var mı bilmiyorum. O drain falan en az medium large borulara konuluyor. Hmm. Vardı odun galiba. Odun için. Drain'i hiç odun boruya takmadığım için. Yanlış hatırlamıyorsam yalnızca odun için geçerliydi. Bayağı bir su veriyor ama. Sesim bu mesafeden iyi geliyor mu? Sesin çok uzak geliyor. Alo? Şimdi nasıl?
Yine uzak. Neden uzaktan gelmeye başladı senin sesin? Şey, mikrofonu biraz uzağa çektim. Ha. Bu arada yayını birazdan bitirebilirim. Tamam. Aklınızda olsun gençler. Nasılım? İş güç uğraşıyorum. Bu arada taşların da özellikleri var. Yani belirli bir maden belirli bir taş cinsinde çıkabiliyor. Hı hı. Örneğin demin gördüğün sarımsı taş elmas çıkabiliyor onda. Ne güzel. Mesela diorit'te de altın çıkıyor. Güzel. Galena güzel. Tin. Galena'yı çok uzun süre işleyemeyeceğim ama. Tahmin edebiliyorum. Efendim kızım. Mama verdim ya sana. Tuz neye? Ben niye tuz aldım? Dur. Sen nesin? Mehmet abi. Hamaset yatağında başka ne oluyor biliyor musun? Hamaset. Hiçbir fikrim yok. Mesela kaydedelim bunu. Sanırım kendisi oluyor bir tek. Evet evet kendisi oluyor. O basitçe demir ya. Ama dediğim gibi kalkalit bulman gerekiyor. O da marble limestone. Anladım. Ha demir orası yani. Evet. En verimsiz üretebileceğin demir şekli ama. Olsun. Demir demirdir. Oo. Ah small kapırmış. Ben ilk demirimi bir hafta daha yapmıştım. Çünkü demir biraz şey, uyuz bir şey. Kazanın patlamasına yakın zamanda oluşuyordu. Ve ben tahmin edeceğin üzere bayağı bir kazan patlattım. Ne güzel. Demiri çok ısıtırsan rough iron oluyor. Arada bazen DevOps'a da bulaşasım geliyor ya. Çünkü teknik olarak yaptığım iş bir yandan DevOps'a da bak. Kaçıyor. Ben çok şey değilim o konuda. Bilgili değilim. DevOps konusunda. Ben bir de sistem yönetimi tarafından gelmeyeyim ya. Haliyle DevOps biraz doğal geliyor. La 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 la. Bu Kai Hendry denen bir adam vardı YouTube'da. O mesela DevOps'la uğraşıyor. Hmm. Go falan yazıyor. Sen aslında bayağı olsun ya.
Sadece Minecraft falan da oynuyorum. O da saklısı kafasında. Ha, güzel. DWM falan kullanıyor. Evet gençler. Sanırım yayını bitti. Yayını bitirebiliriz. Gençler. Sevgili patlıcancığım. Son söz sende. Köfteyiz köfteden iyi günler, iyi eğlenceler.